Evet, Atalar Yaka ile Altın Adamlar programında ikinci programı Türkiye Şampiyonası'nı ikişer defa görmüş oyuncularla yapma üzerine bir program yapalım dedik. Bir tarafta Sergen, bir tarafta Cafer Sadık Mutlu, bir tarafta da Azat. Üçü de burada ilinde şampiyon olup Abi. Türkiye Şampiyonası'nı iki defa görmüş insanlar. Önce Bir şey Sergen'den başlayalım. soracağım. Şimdi. Sergen, 2016, 2016'da seninle tanıştık. Sonrasında Evet Akan abi. Spor'la 2018'de kapanış sezonunda çıktın geldin. Akan Spor'la bir şampiyonluk yaşadın. Önce seni tanıyalım. Sergen Çeltek kimdir? Evet, Sergen Çeltek. 1995 doğumluyum. 25 yaşındayım. Beden eğitimi mezunuyum Akdeniz Üniversitesi. Ve şu anda futbol antrenörlüğü yapıyorum. Bireysel ders olarak veriyoruz yasaklardan dolayı. Bekarım, nişanlıyım. İnşallah yakın zamanda bir düğünüm olacak. Şu koronayı atlatabilirsek. Böyle biriyim abi. Rafer, sen Korona kimdin? devlen oğlum Sergen. Nikahı bas geç. Düğünle uğraşma. O zaman altın takmıyorlar birader. Maslarım düğünde. Altından yırtalım diyor he. Cafer, seni tanıyorum. Evet, Cafer Sadık Mutlu ben. Normalde halı saha liglerinde oynayan bir oyuncu değildim. Ama şu alttaki Sergen Çeltek beni bir kere bir turnuva maçına götürdükten sonra artık turnuvalar vazgeçilmez oldu bizim için. Yani beni bu turnuvalara kazandıran aslında Sergen'dir ama daha öncesinde biz Atalay'a bile oynamıştık. Çok geçmişte. Kaç daha? 2014'te. 2014 civarında bir hatır minnet adına bir Atalay turnuvasında yer almıştım ama tabii o zamanlar aktif futbol oynadığımız için çok halı sahalarda oynamıyordum ama tekrardan Niğdelilerle bu Golden League'e katıldık ve normalde halı saha ligleri bana zevk vermiyordu ama Golden League hem fikstür anlamında hem kalite anlamında ve maçların ve rakiplerin de iyi olması heyecan verdi. Bu da benim hoşuma gitti. Sadece Antalya'da tek oynadığım turnuva Golden League oldu. Güzeldi yani. Dediğim gibi iki tane şampiyona gördük. Birinde final, birinde çeyrek finalde elendik. Güzel anılar biriktirdik. Her şey güzeldi. Arkadaşlıklar, dostluklar yaptık en önemlisi. Tabii en son turnuvaya veda etişim biraz kötü oldu. Yine bir yarı final maçıydı değil mi Atalay abi? Yanlış hatırlamıyorum. Yara, Yarı yara. final. Galiba. Evet, yine Niğdeliler forması altında yarı finalde sağ sol dizimin çapraz bağları koptuğu için maçı yarıda bırakmak zorunda kaldım. Maalesef Golden League'a bu şekilde veda ettim. Ameliyat oldum ve daha kendimi de tam toparlayamadım. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu yasaklar bittikten sonra ben de artık Golden League'de tekrardan yer almayı düşünüyorum. Bakalım kısmet inşallah güzel bir şampiyonluk daha yaşayacağımı düşünüyorum. Şimdi Azat kardeşim ve Sergen kardeşim Niğdelilerden ayrıldı. Ben hala Niğdeliler takımına devam ediyorum. Onlar adına üzülüyorum çünkü şampiyonluk yaşayamayacaklar. Keşke kalsalardı, şampiyonluk yaşasalardı. Kısmet değilmiş. Ben onlar adına üçüncü şampiyonluğu yaşayacağım inşallah. Ben de bunun için final maçından sonra telefonlarım susmayacak. Kardeşim beni de takıma alsana otele gidelim falan. Yani bunları belli Ama şeyler size ama şu an bir şey yapacağız tabii söyleyeyim. olacak. Bir şey söyleyeyim mi? Siz ikiniz finalde oynayamayacaksınız. Onu bir geçin önce. Onu bir geçin. Ben kırmızı kart cezalısı olmadıkça oynarım. Evet Çünkü Azat. Niğdelilerde değilsin. Oynarsın. Abilerin yanında en yeni tanıdığım sen varsın. Geçen sene tanıştık seninle. Bahçeli Spor'la. Aynen abi. 2018'de İyi açılış. ki de Hani çıktın geldin. Sonrasında bu ligde kalıcı bir kaleci olduk. 2018'in kapanış sezonunda yakın takımı Akan Spor'la çıktın geldin. Akan Spor'la şampiyonluk yaşadın. Şu andaki sohbet grubundaki en genç oyuncusun. Seni tanıyalım. ya abi şimdi ben de söyleyeyim. Aynı ben de Cafer abi gibiydim. Yani ben de daha önce hiç halı saha liglerine gitmiyordum. Bir ara hani mahallede yani Gökhan abinin fitness salonuna gittim ve bir maça çağırdı. O da Golden League'miş. Yani ben ismini bile bilmiyordum. Öyle söyleyeyim sana abi. Her neyse güzel bir maç oldu. Yani ilk yani liglere katılma şeyim oradan başladı. İşte Gökhan abiyle başladık. Hatta 5. dakikada kırmızı kart yedik. Sen hakemdin özellikle. Sen atmıştın. Güzel maçtı. Yani orada hoşuma gitti. Sonra Gökhan abi çağırdı. Geldim abi. Yani ben hiç bu kadar hani bilmiyordum bile. Öyle söyleyeyim. Yani daha küçüktüm zaten. Hala bile 19 yaşındayım. Başladığımda 16-17 yaşındaydım ben. İşte Gökhan abi çağırdı.
Sonra bir baktım abi hani playofflar başlamış. Çeyrek final, yarı final, final derken hani kendimi Türkiye şampiyonasında buldum. Sizin gibi güzel bir insanı tanıdım. Cemal Hoca olsun. Yani final gördük. Gerçekten güzeldi. Ama hani beni halı saha liglerinde hani ben de aynı Cafer abi gibiydim. Hayatta heyecanlanmazdım abi. Yani sıradan mahalle maçları gibi bakardım. Ama gerçekten Golden League benim fikirlerimi tamamen değiştirdi. Yani kalitesiyle olsun, fotoğraflarıyla olsun. Ben rakip bulun şeyiyle bile kavga ettiğimde ben Golden League'i savunan bir insandım. O kadar söyleyeyim abi. İşte ondan sonra bir sene sonra kapandı. Akan kapandı. Cafer abi aradı. Yani dedi böyle böyle desene yani dedi burada görmek istiyorum. Ben de tamam abi dedim uygundur dedim. Çağırdı orada da şampiyonaya gittik. Yani çok güzel aile ortamı oldu. Yani şöyle söyleyeyim yani sadece sağ arkadaşlığının dışında bana hani dışarıda bir abi oldular. Sergen abi de, Cafer abi de. Daha çok kişi de var yani ismini sayamayacağım kadar. Yani ben senin sayende, senin bu turnuva sayesinde çok insan tanıdım abi. Allah razı olsun çok güzel bir turnuvan var. Sizden de. Sergen'le devam edelim. Sergen, sen ve Azat Akan Spor forması giydiniz. Ligi 5. bitirdiniz. O sezon daha La Liga, Premier Lig falan yoktu. Ligi 5. bitirdiniz. Sonuçta 12 maç üst üste kazanan bir Anadolu Gençliği 4-0 gibi farklı bir şekilde geçtiniz. Finalde Lords karşısında, Cafer'in takımının karşısında 1-0 geriye düştünüz. Sonrasında 2-1 kazanmayı bildiniz ve şampiyon oldunuz. O sezonla ilgili neler anlatmak istersin? Vallahi o sezon abi aslında bir dönüm noktamız vardı. Anadolu Gençliğe 4 atmamız bizi iştahlandırmıştı. Biraz da alt sıralardan başlamıştık. Daha sonrasında final yolumuzun açık olduğundan emindik ki benim bir konuşmam vardı zaten bu yolun sonu şampiyonluk falan diye. Gerçekten de öyle oldu. Sonrasında rakibimiz Lors olduğunu belli olunca aslında çok da çekinmedik. Çünkü karşıda Cafer vardı sonuçta. Bizim için de rahat bir maç olacağı kesin değil. Tüm taktiğimiz Cafer'in üzerinden kullanmak istedik. Orada bir açıklık verecektik. Kesindi ki gerçekten de oradan oldu. Oradan rahatça 2-1 gibi bir skorla eledik. Tabii maçtan önce Cafer yenileceğini bildiği için kardeşim yenilirseniz beni de alır mısın? Ben de otel göreyim. Otel görmüyoruz falan demişti. Onu da o vesileyle otele götürdük. Sevap işledik işte. Yani açıkçası böyle. Evet Cafer. Finalde 2-1 kaybettiniz. Bu konuşmalar doğru mu? Onu sorayım önce. Şimdi şöyle biz turnuvana yani Golden League'e Lords olarak ben Niğdeliler'de başlamıştım abi sezon öncesinde biliyorsun. 4 maça Niğdeliler'de çıktıktan sonra Ulaş'la Fatih'le istişare yaparak takım çıkarmak istedik. Eski Antalyaspor takım arkadaşlarımızla irtibata geçtik. İşte kariyerli arkadaşlarımızla güzel sadece amacımızın top olması yani top oynamak amacıyla bir turnuvaya girelim. Beraber aslında bizim amacımız beraber toplanmaktı. İlker abinin de rızasıyla birlikte Niğdeliler'den ayrılıp kendimiz bir takım kurduk ve bu takımın kurucusu da ben oldum. 4 maç 5 maçtan sonra başladık ve güzel bir seri yakaladık. Gerçekten takım olarak bakın galibiyet söylemiyorum. Galibiyet serisi de söylemiyorum ama sen de şahitsin Atalay abi. Gerçekten Golden League'de bir futbol izlettiğimi düşünüyorum Lords olarak gerçekten. Futbol oyun tarzı olarak sertlik dışında tamamen top oynama niyetiyle gelen bir takımımız vardı. Bu süreçte finale kadar da yükseldik. Gerçekten güzel bir oyunla yükseldik. Finalde de bence yani benim gözümde iyi oynayan taraf bizdik. Çünkü yani ayağı oynayan, futbolun gerektirdiklerini yapan takım bizdik, Lords'luk. 1-0 öne geçtik ama takım, karşımızdaki takım bizim takıma göre daha sert bir takımdı. Daha mücadeleci bir takımdı. Yani zaten mücadele üzerine kurulmuş bir Akan Spor vardı karşımızda. Bizi bir tek taktikle zaten durdurabilirlerdi. O da sertlikle. Çünkü bizim oyuncularımız teknik kapasitesi yüksek, futbol mantalitesi yüksek oyunculardı. Akan Spor'da ilk yarı bunu anladı ve ikinci yarıya tamamen sert bir futbolla çıkınca bizimkiler biraz tabii afalladı. Çünkü dediğim gibi abi kariyerleri devam eden oyuncularımız vardı sahanın içinde. O yüzden kendilerini çok da riske atmak istemediler. Tabii futbol hatalar oyunu mutlaka hatalar olacak. Akan Spor'un galibiyeti 1-0'dan son 10 dakika kala maçı çevirdiler özellikle finalde. Ayrıca onları tebrik ediyorum yani. Ama biz yine göze hoş gelen bir futbol oynadık. Ve kaybettik. Tabii daha sonrasında Gökhan Eti ve Hüseyin abi beni çağırdılar. Dediler
hani Cafer biz şampiyon olduk ama sonuçta biz Antalya'yı temsil edeceğiz. O yüzden iyi oyuncularla gitmek istiyoruz oraya dediler. Ve seni de gerçekten futbol olarak beğeniyoruz. Hem karakteren futbol oyunu olarak takıma uygunsun. Çünkü ben de savaşçı bir yapıya sahibim. Ondan sonra oraya iyi oyunculara gitmemiz lazım dediler. Sergen'le olacak iş değil bu. Seni takımımızda görmemiz gerekiyor dediler. Ben de tabii ki abi seve seve gelirim dedim. Yani Sergen oraları kaldırabilecek kapasitede bir oyuncu değil dediler. Hani o yüzden senin bizim takımımıza gelmen lazım. Ben de tabii abi sonuçta Antalya'yı temsil edeceğiz. Yani kabul ettim. Neden olmasın dedim abi. Yani oraya gidip Sergen'le rezil olacağınıza ben elimden geleni sizin için yaparım. Atalay abi. Ve Cafer'le ben kaç gol atmışız, kaç asist yapmışız? Bir çıkarsana finallerde. Yani Atalay abicim şöyle söyleyeyim. Ben 3 tane attım. 9 golün 3'ünü attım. Yani şöyle söyleyeyim. Yani golle takım kazansaydı futbol bir bireysel oyun olurdu. O yüzden futbol her zaman takım. Yarı finalde attım kardeş ben. Yarı finalde golümü attım ben. Takım içinde yani gol yememek de gayet önemli. Biz savunmada Eray'la ikimiz, Eray da vardı bunun içinde. Gerçekten Akan Spor'a sonradan katıldıktan sonra bence finaller, yani bu Türkiye Şampiyonası Eray'la bence Akan Spor'a büyük katkılar verdik. Verdiğimizi düşünüyorum yani oyun olarak. Ve bunu da çeyrek finalde kaçırman. Bunun da sen de kaçırdın. Bunun da meyvesini aldık. Final gördük. Hem seni gururlandırdık. Orada adımıza yakışır bir futbol oynadık. Ama Akan Spor'un futbol anlayışı orada da devam etti ve daha böyle istekli ve sert futbol oynadık. Ben açıkçası futbol mantığı iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Hani şöyle 5-6 pas yapıp gol attığımızı düşünmüyorum. Tamamen oraya savaşçı bir ruhla gitmiştik zaten. Savaşarak biz finale çıktık. Finalde de 1-0 öne geçtik Eray'ın golüyle ama sana bir şampiyonluk yaşatmak isterdik Atalay abi ama kısmet olmadı. Aynen. Şanssızlık yani dediğim gibi. Rakip tabii güçlüydü. İstanbul'un en köklü takımlarındandı. Güzeldi yani böyle bir o sene böyle bir serüven olmuştu benim için. Lors'ta finalde kaybettikten sonra Akan Spor'la finallere geldim. Finallerde de Türkiye finali gördük. O zaman da Golden League'in ilk finalistiydi değil mi abi? Evet. Yani o da ayrı bir özellik. Yani Golden League'in ilk senesinde finalist olmak bizim için güzel bir anı oldu. İnşallah. Tabii inşallah bu istatistikle devam ederiz. 2'de 2 yaptık. İnşallah 3. bir şampiyonluğu da görmek isteriz tabii. Evet Azat, Akan Spor'la dediğim gibi ligi 5. olarak bitirdiniz. Sonrasında aşamayla finale kadar çıktınız. Finalde İlyas mı başlayacak, Azat mı başlayacak lafları dolaşırken İlyas kalede başladı. Onlara da bir açıklık getireceğim abi. Onlar da aklımda zaten. Evet. 1-0 geriye düştünüz. Sonrasında bir kaleci değişikliği yapıldı. Aslında ben başka bir değişiklik bekliyordum. Hatta kenarda da yorum yaptım ben. Azad'ın girmesi Akan Spor'un maçı kazanmasına yetmez diye düşündüm ama yetti. Sonrasında rakip kaleci Kenan'ın da 7 hatalı gol köşeden yemişti değil mi? Doğru hatırlıyorum değil mi? Abi sektirdi. Yani tutabileceği topu sektirdi. Evet. Yani öyle bir kaleci o finalde öyle bir hata yaptı. 2-1 kazandınız. Aslında o sezon daha çok oyuncu olarak oynadın. Evet. Sadece playofflarda kaledeydim. 3 golün 3 asistin var. Sonrasında tabii playoff'ta neyin ne olduğu ortaya çıkıyor. Bir Fatih ve Ekrem. Lig boyunca oynamayan Fatih ve Ekrem takıma katılınca sen işte o elemelerde herhalde hiç gol yemedin. Çeyrek final, yarı final, finalde hiç gol yemeden şampiyon. Hiç yemedim abi. Türkiye Şampiyonası'nda da yarı finalde yedim ve finalde yedim. Evet. Grup aşamalarında yine yememiştim. Önce Antalya aşamasını dinleyelim senden. Şimdi abi yani ilk başta beni çağırdıklarında hani ben gördüm Lords'la ilk maçıma gittiğimde Lords maçıydı Akan Spor'la. Yenilmiştik. Kötü bir mağlubiyet aldık. Kırmızı kartla eksik kaldık hem de. Şöyle söyleyeyim, bana desen ki bu takım final oynar mıydı, imkanı yok derdim. Hiç ümidim yoktu. Sırf öyle oynamak için derdim. Ama playoff'ta 3 tane takviye yapıldı. Ekrem ve Fatih abi geldi. Ve bir de Sergen abi geldi playoff'tan. 2 maç önce Şükrü sanırım var. Falan. Şükrü yok muydu Şükrü? Şükrü de vardı. Şükrü vardı. Onlar takımda vardı. Şükrü normalde vardı zaten. Sergen de vardı. Sergen daha çok ofansif oynuyordu. O sezon 9 gol attı. Orta saha oynuyordum. Orta saha.
Evet. Forvet olarak gittim. Orta saha oynatıyordu. Evet. Fatih abi ile Ekrem abi geldi. Ben Fatih ve Ekrem abiyi spor lisesinden tanıyordum. Ben daha 9. sınıfken onlar 11. sınıftı. Yani hep okul takımında falan hep beraber oynamak istedim onlarla. Benden yaş yaş büyüklerdi. Hani ilk defa da beni orada oynattılar zaten onlarla. Gerçekten güzel bir şey, seri yakaladık abi. Final maçına gelmeden önce de abi, final maçında da bizim grup biraz karışıktı abi. Aile ortamı Allah var güzeldi. Ben takıma sonradan katıldığım için İlyas abi de o takımın 5 yıllık bir kalecisiydi. Ben gittiğim zaman. Ben ilk geldiğim zamanlarda İlyas abinin biraz ailevi sorunları vardı galiba. Hani o kadarını hatırlamıyorum. O yüzden oynayamıyordu, gelemiyordu. Beni çağırdılar, ben geldim. Her neyse ben çeyrek finalde oynadım, yarı finalde oynadım. Final maçına geldik. Yani ben de tabii hani kendimi bekliyordum. Gökhan abi geldi yanıma, hani konuştuk biraz. Dedik hani dedi, İlyas abim böyle böyle dedi. Hani 5 yıllık kalecimiz dedi. Ben dedim abi dedim benim için sorun yok, hani oynayabilir. Zaten hani hak onundur. Hani İlyas abiyle başladılar abi. İşte 1-0 geriye düştük. Sonra Gökhan abi geldi yanıma, girmek ister misin dedi. Ben dedim abi dedim, hani dedim İlyas abi devam ediyor. Dedim hani dedim lüzumsuz bir değişiklik. Yok dedi, ben dedi inanıyorum dedi. Aldı beni abi oyuna. İşte sonra şampiyon olduk 2-1. Yani gerçekten çok sevinmiştik. Finallere de Ekrem abi ve Fatih abi gelemedi. Ama yani Eray abiyle Cafer abi geldi. Onları transfer ettiler ve Ahmet abiyi aldılar. Gerçekten yani hiç aratmadılar onları. Öyle söyleyeyim. Çok da iyi abi kardeşlik ortamı, çok da iyi anlaştım. Eray abiyi de zaten önceki oynadığım kulüpten tanıyordum. Cafer abiyi de o ligde tanımıştım. İşte güzel maçtı. Ben grup aşamasında hiç gol yememiştim. Çeyrek final, yarı final, yarı finalde bir gol yedim. Ve finalde. Ama 2 sene boyunca benim başımı yakan şey barajlar oldu abi. Ve barajlar yüzünden elenmek zorunda kaldık. Ben ısrarla uyarmama rağmen birinde Sergen abi, birinde Gökhan abi. Sağ olsunlar. Yani beni hep yaktılar. Sağlık olsun abi. Yani o Antalya şampiyonluğunu Türkiye şampiyonluğunu Antalya'ya getiremediğimiz için hani tek kırgınlığımız o yüzden. Yoksa düzenlediğim turnuva olsun, oteller olsun, yani gittiğimiz, gördüğümüz yerler çok güzel yerlerdi. Hani ben çocuklarıma daha iyi anlatacağım şeyler, o kadar anı birikti. Yani böyleydi ya. Ama inşallah bir gün o Golden League Türkiye şampiyonluğu Antalya'ya gelecek. Atay abi Moskova'ya götürmek isterdik. Daha hiçbir takım gidemedi ama biz de isterdik abi. Evet. Final öncesi bir tatsızlık oldu takımda. Takım finale çıktı. Evet. Finale çıkmış bir takım havası yoktu. Evet, aynen. Böyle bir talihsizlik vardı zaten. Yarı finali sonra oynadınız. Ya rakibinizden sonra oynamak zorunda kaldınız. Artık orada kura çekildi. Öyle bir şans geldi size. Rakibiniz sizden önce maçını bitirdi. Finali beklerken siz ondan sonra maça çıktınız. Yarı finalde de Adana'yı mı yendik o zaman? Aynen, Adana'yı yendik. Adana'yı yendik. Hiç unutmam. Yani Şükrü'nün bir hareketi yanlış anlaşıldı. Şimdi o hareketi de dile getirmek istemiyorum. Yapmaması gereken bir hareketi dile getirdi. Evet. Ortalık biraz karıştı. Takım içi gerginlik. Sonrasında final öncesi hatta takım konuşmasını ben yapmak zorunda kaldım. Evet. Finalde de 1-0'a geçtik. Arda arda yenilen gollerle. Senin de hatalı yediğin gol vardı. Onu hatırlıyorum. Barajın vardı. Olduğu bir hata. Sonrasında senin yapmış olduğun hata. Arka arkaya gelen goller maçın o hale gelmesine sebep oldu. Maçın bitimine doğru artık takım iyice dağılmıştı. Benim orada tarafsız olmam gerekiyordu. Ben size moral vermek için gereksiz sertliklerinize izin vermemek için kenardan sizleri yönlendirirken Hüseyin'i çıkardığım bir esnada maçın bitimine az bir süre kala Hüseyin'in fenalaştığını gördüm. Bayıldı. Evet, kalbinden dolayı bir sorun varmış. Onu fark ettik. Orada bizimle iyice de canımız çıkılmıştı. Sonrasında hastaneye gitmiştik falan filan. Sergen, final nasıl geçti? Biz o finali niye verdik? Abi finali niye verdik? Şöyle bir şey oldu. Adana maçında o ikinci golü ben atmıştım. Herkes kalecileri de çıkmıştı. Ben golü atmıştım son dakika boş kaleye artık götürüp. Sonrasında ben hatta senin kameraya, Antalya kamerasına koşup gol sevincini yaşadım. Yani içimden gelerek yarı finalde atılmış bir gol finale çıkarmış falan. Sevinecek tabii ki. İlk Adana oyuncuları benim onların teknik direktörüne yaptığımı zannettiler. Çünkü senin yanındaydı o kişi de. Sonrasında
aslında benim değil Şükrü'den kaynaklı bir şey olduğu anlaşıldı ama hakem beni attı orada kırmızıya ilk. Sonra kırmızı geri çekildi, Şükrü'ye yazıldı görüntülerden dolayı falan. Tabii o esnada aslında istenmeyen olay şuydu. Biz takım halinde içeriye gittiğimizde suçlamalar başladı bu sefer. Niye öyle sevinildi, niye böyle yapıldı, niye şöyle yapıldı? Üstümüze gelinmeye başladık. Bence bu çok gereksizdi. Çünkü biz kırmızı da görsek görmesek de bu takım finale çıkmış. Yani odaklanmamız gereken bu hareket niye yapıldı değil, biz bu maçta ne yapacağız olmalıydı. Neyse yine toparlandı. Hatta ben direkt ilk yedide başladım. Stoper olarak başladım o maçta. 1-0 öne geçtik. Her şey iyi gidiyordu. Golü bulunca biraz da iştahlandık açıkçası. Sonrasında ikinci yarı son 10-15 dakika kala sanırım. Son dakikalarda. Bir frikik golü yerden vuruldu. Sağ çaprazdan vurulan bir şutta. Yok ilk yarı yedik. İlk yarı yedik golleri. Evet ilk yarı mıydı? Paraj atası ilk yarıda geldi. Evet. Tamam. Ben 3 golü ilk yarıda yedim. Evet doğru söylüyor. Aynen. 2-1 iken artık herkes ileri çıkmak zorunda kaldı. Biz artık bastırmaya başladık golü bulup penaltılara götürmek için. Çünkü bizim penaltılarda Azat gibi faktörümüz vardı ki penaltılarda ben çok güveniyorum Azat'a yani. İnanılmaz güveniyorum penaltılarda. Penaltılara götürmek için herkes gitti. Ben sadece stoperde kaldım. Son bir dakika mı ne kalmıştı artık. O üçüncü yedik yani. 3 kişi geldiler attılar. Yazık oldu. O sene şampiyon olabilirdik. Yani en çok da seni gururlandırması dedi. Çünkü sen bizim her zaman arkamızda durdun, yanımızda oldun. Tabii ki. Ama olmadı. Ona üzüldüm yani. Bir ne koordinatörden çok abi bizim hani abimiz, yani öz abimiz gibiydin. Bize o kadar yardımcı oluyordun yani. Tek hani burada anlatılmayan şeyler var. Sen bize her konuda yardımcı oldun. Yani bizim kısıtlı aynen durumlarımız vardı. Anlatamadığımız şeyler var. Tabii. Cevap. Öyle abi. Zaten abi finale çıktık. Finale çıktı yani yarı final maçından sonra takım içinde ufak bir tartışma oldu. Şükrü ile Hüseyin abi arasında. Zaten finale çıkan bir takımın bu tarz şeyler yaşamaması gerekiyor. Daha çok takım içinde kenetlenip motive olması gerekiyordu. Ben en büyük eksikliğinin takım içindekilerin profesyonel davranmamasına bağlıyorum. Yani sonuçta finale çıkmışsın ve yani belki o profesyonelliği yaşayabilecek yerlerde bu anıları yaşamadıkları için de olabilirler. Biraz daha sakin kalabilmeleri gerekiyordu. Mesela ben futbol hayatım boyunca evet tartıştığım birçok takım arkadaşım oldu maçlardan önce ama maç esnasında her zaman onun arkasını kollamaya çalıştım. Her zaman ona destek olmaya çalıştım. O yüzden sahanın içinde kanlı bıçaklı kavgalı da olsan orada Sergen'in emeği, Azat'ın emeği, herkesin alın teri var. Kimse senin kavganı çekecek veya senin kavgan için o kadar emeği heba etmek zorunda değil. Ya bence en büyük faktör buydu. Yani Şükrü'nün biraz daha profesyonel bir kafayla bakabilseydi maç içinde, maç esnalarında daha farklı olabilirdi. Ben inanıyorum yani finalde Şükrü'nün olmaması bence takım için çok büyük bir eksiklikti. Çünkü kardeşimiz çok yetenekli. Yani yetenek ama kafasını hiçbir zaman kullanamadı. Yine final maçında da yani bence Şükrü'nün eksikliğini çok aradık diye düşünüyorum. Biz maçı final maçını abi final maçında değil yarı finalden sonra kaybettik. Maç bitiminde kaybettik yani. Orada bitti. Biraz daha dediğim gibi mantıklı düşünebilseydi takım, biraz daha kenetlenebilseydi daha iyi olabilirdi. Ama kısmet değilmiş. Herkes bundan bir ders çıkarmalı. Takım olmak bambaşka bir şey. Maçlar kazanırsın ama takım olmak başka bir şey. Dostluk başka bir şey. Ne zaman kenetlenirsen biz çünkü yani yanlış mı hatırlıyorum? Yarı finale kadar hiçbir sorun yaşamadık takım içinde. Ve değil mi? Herkes yani yarı finale kadar abi ben böyle bir savaşçı ruhu görmedim. Herkes birbirinin hatası. Sergen oradan kayıyor. Azat oradan çıkartıyor. Ben oradan koşuyorum. İşte o oradan koşuyor. Buradan koşuyor. Herkes birbirinin açını kapatıyordu. Yarı final maçından sonraya kadar finalde bayağı bir dağınıklık. Şükrü'nün olmaması da çok büyük bir etkendi. Benim görüşlerim bunlardı yani. Evet, Azat sen ne diyorsun? Yarı final final arasındaki olanlarla ilgili. Abi bizden başkası yenemezdi. Bizi biz yendik. Finalden önce ben önce bunu söyleyeyim. Yani biz bu kafayla bitirmiştik zaten. Tamam hani ufak tartışmalar olabilirdi.
Ama hani onu orada bitirip bizim bir final maçımız vardı. Ve şu faktörümüz de vardı abi. Biz hiç dinlenemedik. 12'den sonra otelden çıkmamız gerekiyordu. Biz 11.30'da maçımızı yapmıştık hatırlarsan. Çıkmak zorunda kalmıştık. Yemek problemimiz olmuştu. Yani bunlar biraz da işin karanlık tarafı diyelim. Ama hani her neyse her şeyimizi yaptık. Pek fazla dinlenemesek de yine final maçına çıktık. Zaten yorgunduk. Çünkü abi yani bir bizdik bir de rakip takımdı. Yani 7 defa maç yapan herhalde bir, sadece bizlerdik. Yani yorulmuştuk artık hani. Gerçekten ayaklarımız gitmiyordu. Bir de kavga meselesi çıktı. Tartışma olsun, kavga olsun. Rakiple zaten tartışmışız. Rakibi bırakmışız, bir de kendimizle tartışmışız. Yani bütün dengeler dağılmış. Ben gerçekten hani çok iyi bir savaşçı takım olduğumuzu düşünüyordum o zamana kadar. Yani çok iyiydik. Herkes birbirinin açığını kapatırdı. Allah var. Ama yani finalde ne oldu? Finalde bir de abi ben sana şimdi şöyle söyleyeyim. Ben hani kendi kulübümde de Türkiye birinciliğim var, Türkiye dördüncülüğüm var. Yani ben finallerde oynamış bir insanım. Yani hiç bir daha önce heyecanlama durumum olmadı. O finalde de çok rahattım. Ya işte çok rahatlığımı verdiği şeydi. İlk golü barajdan yedik. Yani bu benim hatam değil ya da barajın hatası değil. Bu hepimizin hatası olaraktı. İkinci golde de ben kendi hatamı yaptım. İkinci golde yedikten sonra zaten kafa gitti abi. E zaten öncesinde tartışılan konular vardı. Kafalar zaten onlara bozuktu. Yorgunluk vardı. Artık her şey döküldü yani. Finale döküldü. Kaybettik ama hani çok üzüldük. Yani gerçekten çok üzüldük. Bir de Hüseyin abinin hastane olayına gittik. Yani biz daha kıyafetlerimizleydik. Hani benim ayağımda daha çamurlar vardı. Ben hastanedeydim. Hüseyin abinin yanındaydık hepimiz birlikte. Bu tek benim için olan diye bir şey değil. Cafer abi de öyleydi. Sergen abi de öyleydi. Yani hepimiz belki de hani aramızda ayağı kanayanlar bile vardı. Kaymaktan artık yorgunluktan. Hastaneye gittik. Yani kötü bir sonuçla bitti. İyi başladı. Kötü bitti. Ama yani bundan ders çıkardığımızı düşünüyorum abi. Güzeldi ya. Ama hani her ne olursa olsun ben yani her zaman hatırlarım yani. Güzel anılardı. Evet. Akan spor macerasını sona erdirelim. Sonrasında biz 2019'a bir sezonuna geçelim. 2019'a bir sezonda Sergen sen Mokka'ya geçtin. Cafer Niğdeliler'e geçti. Şu anda tam anımsayamıyorum. Azat sen nereye geçmiştin şampiyon sonrası? Ben ilk açılışta oynamamıştım abi. Değil mi? Sonrasında, i̇lk açılışta oynamamıştım. Sonrasında nasıl oldu? Oldu. Üçünüz de Niğdeliler'de buluştunuz. 2019 kapanış sezonunda. 2019. Ya bir dakika yanlış hatırlamıyorsam Akan Spor Lig'e girdi. Daha sonrasında Gökhan abi evet. Ufak bir transfer olunca dağıldı. Azat'a o zaman talep olduk zaten. İlk de girdiniz aynen. Yani Akan Spor'la. Gökhan Atire sorun olunca. Sonra çıktık. Ha çıktı onlar. Akan Spor'da başlamıştı Azat ilk başta yani. Hı-hı. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Sonra oyuncular boşa çıkınca biz Azat'ı aldık oradan. Evet. Bu şekilde oldu. Aynen doğru abi ben şimdi hatırladım. Ama Azat sen o zaman şeye mi gelmiştin? Bahçeli'yle o sezon geldin değil mi? Aynen abi biz Akan'dan ayrıldık abi. Akan erken kapandı, dağıldı. Bahçeli'yle geldik. Bahçeli de dağıldı abi. Sonra ben hani oynamaya karar verdim. Sonra Cafer abi aradı, beni çağırdı. O şekilde. Kapanışa Niğdeliler'de başladım. Evet, 2019'un kapanış sezonunda 18 maçın oynandığı Premier Lig'de 12 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle ligi ikinci olarak bitirdiniz. Etiler'in arkasında bitirdiniz. Aynen. Etiler'e şöyle bir şey olmuştu. Hatta tartışması olmuştu. Anadolu Gençlik 2019'un açılış sezonunda şampiyon olmuştu. Etiler'de 3-4 tane topçusunu Etiler'in kadrosunu almıştı. Orada bayağı bir tepki çekmişti. Hatta benim de tepkim vardı. Yani Anadolu Gençlik zaten Türkiye Şampiyonası'na gidecekti. O şampiyon olan oyuncular tekrardan Etiler'de birleşti gibi bir şey oldu. O zaman zaten şu anda uygulanan Türkiye Şampiyonası'na gitme hakkı olan oyuncuların bir araya gelmesini engelleyen bir kural aklıma geldi. Bu sezon onu uygulamaya başladık. İyi ki de uygulamaya başladık. İkinci olarak bitirdiniz ki sonrasında 2018'in finalisti Gençben'le finalde karşılaştınız. Umutcan evet. 4. dakikada takımı öne geçirdi. Son dakikalar oynanmaya yakın Burak'ın attığı golle maç 1-1 sona erdi ve penaltılarla şampiyon oldunuz. Üçünüz orada. Önce onu sorayım ben. Üçünüzün orada
Toplanma olayı nasıl oldu? Cafer sen orada en sahibiydin. Aynen. Ben şöyle başlayayım. Şimdi transfer sezonu açıldığında Azat'ı ben direkt İlker abiye ben söyledim. İlker abi Azat'ın nasıl bir karaktere sahip olduğunu ve oyun tarzının nasıl olduğunu bilmiyordu. Hatta İlker abiyle hatta sen de görüşmüşsün. Sana da sormuş Azat'ı. Dedim abi dedim hani Azat'ı alalım bak oradan hemen. Çünkü zaten o ara bizim kaleci eksiğimiz de vardı. Biliyorsun kalecimiz de yoktu bizim. Yani iyi bir kalecimiz yoktu. Dedim abi dedim hem kalede oynar hem oyunda oynar dedim. Çevik çocuk, atletik çocuk. Bayağı bir istişare yaptık İlker abiyle biz. Sonra tamam dedi Cafer. Tamamen benim yönlendirmemle Azat'ı aldık. Nidelilere zaten. Ben özellikle önerdim. Sonra Sergen olayını açtı bana. Ya Cafer dedi işte konuştuk dedi. Hani böyle böyle Sergen de boştaymış. Alalım mı takıma dedi. Yani ben de dedim abi hani Sergen sen söyle. Mücadeleci bir oyuncu. Savaşçı bir oyuncu dedim ben. Zaten Nidelilerin de o sezon hemen hemen mantalitesi oydu zaten. Mücadele veriyordu yani takım. İlker abinin de sevdiği bir oyun tarzı. Mücadele etsin. Fazla riske girmesin. Yani senin dedim seveceğim bir tip oyuncu dedim Sergen. Yani öyle çok top tutmaz ama savaşır. Kafa atar dedim. Tekmeye falan kafa atar. Seversin dedim yani sen Sergen'in oyun stilini. Al dedim yani şey yapmaz. Forvet oynuyor dedim. Bazen yeri geliyor. Mesela ben Sergen halı sahalarda forvetle nasıl bu kadar gol attığına şaşırıyorum mesela. Çünkü gerçekten yani forvet bir oyuncu değil Sergen. O kapasite yoktu normalde ama halı sahalarda enteresan golleri var dedim ben İlker abiye. Normalde bu adamın mevkisi defansif. Gerçekten halı sahalarda yani enteresan goller atıyor. Ben de şaşırıyorum. Dedim yeri gelir forvete koyarsın abi. Gerçekten forvette de oynayabilen bir oyuncu. Defansta da oynayabilen bir oyuncu dedim. Öyle derken konuştuk, görüştük, istişare yaptık. Yani takım içinde bu şekilde konuşuldu. Sonra Azat'ı da Sergen'i de takıma katmış olduk. Sergen de ilk geldiğinde ilk maçında kötü bir performans sergiledi ama forvet oynamıştım. Orta saha oynadın galiba değil mi? Forvet arkası oynattı. Aynen. Ersoy'la. Aynen. İlker abi dedi bana oğlum hani Sergen dedi bir şey sergileyemedi falan filan. Ya dedim abi dedim hani alışma süreci var bir de defansifte de deneyebilirsin dedim yani. Hani defansta oynamıştın sağ bekte falan seni öne atalım dedi. İşte yani ondan sonra sağ beke geçti. Bir de benim o zamanlarda yani Sergen'in gelmesi gerçekten iyi oldu. Çünkü benim performansım baya düşüktü. Gece otelde çalışıyordum abi ben belki biliyorsundur. Gündüzleri de antrenman falan. Bazen çoğu hatırlıyor musun? 2-3 defa uyuyakaldım ben maçlara gelemedim yani. Gelemedim. Aynen. 2-3 falan... az kalır abi 2-3 ney? Aynen. Yani çoğu maçta da geç kalmışlığım oluyordu. O arada Sergen'in transferi gerçekten beni de çok iyi tamamladı. Benim eksiğimi kapatmış oldu bayağı bir. İşte Azat zaten kalede bizi çok çok maç kurtardı. Ondan sonra zaten İlker abi Sergen'den vazgeçemedi. Çünkü dediğim gibi yani ben İlker abiyi tanıyorum. Oyun stilini beğeneceğini de biliyordum. Bu şekilde oldu. Ve sonunda da zaten şampiyonluk geldi. Güzel bir şampiyonluk da oldu açıkçası. Hak etmiştik yani sonuna kadar. Bu şekilde oldu abi. Azat'la Sergen'in takıma gelişen. Öncesi bu. Artık sonrasında onlar ne hissettiler? Onlar kendileri anlasınlar yani. Sergen'in transferini bana sordu İlker. Dedim olmaz. Net söylüyorum burada. Açık söylüyorum. Dedim olmaz. Senin takıma gelebilecek bir adam değil. Agresif bir adam. Rakiple dalaşan, hakemle dalaşan bir adam dedim. O da tamam abi dedi. Transferini yaptı. Hatta flash transfer diye de duyurdum ben. İşte benle konuştuktan sonra oldu abi o. Golden League'in şu 3 sezon, 5 sezon geride kaldı. Bana göre en şaşırtıcı transfer oldu. Liderlere Sergen gibi bir adamın gitmesi gerçekten şaşırtıcı oldu. Ama orada da Sergen ayrı bir kimliğe büründü. Yani takımın ruhuna göre hareket eden bir adam Sergen. Takım nasıl hareket ediyorsa çirkefse çirkefliğe yanaşıyor. Liderler takımı da gayet de yakındı bir şekilde. Topunu oynadı çıktı. Azat Bahçeli'de oynadı. 8 maça falan çıktınız herhalde. Tabii burası başka bir yer değil. İhsan abi geldi. Burada başka bir yer birlik gibi olmadığını anladı zaten. Sonrasında çekildi gitti ve Nidelilere gelmek durumunda kaldı. O süreci anlat. Abi yani şöyle söyleyeyim. Cafer abi hani beni aradı. Ben hani gerçekten o sezon hani
demiştim artık yani yeter bu kadar halı sahaya gidiyor. Zaten hani şampiyonaya gittim gördüm. Hani daha fazla hani aramamın bir lüzumu yoktu. Yani Cafer abi hani piyangodan çıktı abi. Ama öncesinde beni Uğur abi aradı Etiler'den. Biz daha önce Cafer abiyle konuşmuştuk. Cafer abi demiştik ki Cafer abi gel Akan'da oynayalım. Gel Akan'da oynayalım diye. Ona demiştik kısmet kısmet kısmet. Her neyse abi Uğur abi beni aradı. Ya böyle böyle dedi yani dedi, takımda istiyorum seni dedi. Ben dedim ki abi dedim hani dedim Cafer abiye dedim sözüm var dedim. Eğer dedim Cafer abiyle dedim bir konuşayım. Eğer dedim o dedim almazsa dedim ben dedim sözüm sözdür geleyim. Gelin ama dedim abi. Önce dedim Cafer abiye dedim benim sözüm var. Her neyse Cafer abi aradım abi. Cafer abi dedim böyle böyle durum bu. Yani böyle böyle bir durum var. Sen de hani bana söylüyorsun aynı takımda oynayalım diye. Eğer dedim hani dedim yeriniz varsa dedim. Eğer isterseniz eksiğiniz de varsa dedim. Böyle böyle dedim gelebilirim. O da hemen İlker abi aradı. Bu transfer dönemi eksik varmış kalede de. Öyle gerçekleşti. Aldılar beni de. Ondan sonra sonrasında da biraz problemler oldu. Ama hani Niderler'de iyiydim. Gerçekten İlker abi çok iyi bir insan. Ben hani Niderler takımından ayrılırken bile kötü ayrılmadım. Ki geçen maç bile oynadığımızda ben hepsine sarılarak, ellerini öperek karşı takım Mokka'nın kalesine geçtim. Yani İlker abi gerçekten çok büyük bir karakter abi. Gerçekten mükemmel bir insan. Yani Cafer abinin sayesinde tanıdım. Yani takımda aile ortamı gerçekten çok kötüydü. Biz yani Türkiye Şampiyonası'nda Niderler'de kaybettiğimizde bile takımda kimsenin kimseye sesi yükselmemişti. Yani herkes edebiyle oturdu, kaybetti, döndü. Güzeldi abi. Yani öyle yani transfer süreci de böyle gerçekleşti. Sergen, Niderler'e gelmen nasıl oldu? Sonrasında da Azat, ben sormadan cevapladım. Başka bir takım Niderler'e gelmek nasıl bir psikolojik? Vallahi şöyle diyeyim abi. Benim aslında ben farkında olmadan bir şey yapıyormuşum. Hep açılış sezonlarında bir takımdayım. Şampiyon olamıyorum. Kapanışta başka bir takıma gidiyorum. Şampiyon oluyor. Bunu Akan'da da öyle oldu. Niderler'de de öyle oldu. Açılışın Niderler'le başladım. Şimdi Patno'dayım. Bu senede olursa demek ki bu işte bir şey var derim. İkinci bir kısımda Niderler'e geçeceğimde Mokka'yla bir sıkıntı yaşamıştık. Zaten ben ayrılmıştım. Boştaydım. O dönemde İlker abiyle bir konuşmamız oldu. İlker abi bekle bir dedi. Kaplanlarla da görüşeceğim. Benim fikrim senin gelmenden yana demişti. Sonrasında takıma girdim. Ama şöyle bir şey oldu. İlk maç forvet oynadım. Forvet arkası. Hiç oynayamadım yani açıkçası. Sonrasında baktım bu takımda gideceğim. Yani beğenmediklerini anladım açıkçası. Ben dedim orijinal mevkim bari söyleyeyim. Sağ bekim abi ben dedim. Dene mahcup olmazsın falan dedim. Sağ bekte de tutturduk dediği gibi Cafer. Aslında biz Cafer'le ikimiz de sağ bekiz. Yıllardır da arkadaşız. Biz birbirimize çok atışırız ama çok farklı iki oyuncuyuz. Yani o atağı seven çok hızlı bir oyuncu. Ben daha garantici ama enteresan bir şekilde de şut yeteneğim var yani. Enteresan goller atabiliyorum hiç olmadık yerde. Başka takımdan özellikle daha böyle sinirli, agresif bir takımdan Niderler'e geldi. Tabii ki de bir bocalama aslında yaşamadım. Şöyle sonuçta ben de antrenörüm. Bir yandan kendimi de değiştirmem gerektiğini kendi kendime sorguladım. Çünkü orada insanlar izliyor, geliyorlar, muhatap oluyoruz. O tarz bir eski halimdeki bir antrenör olmayacağını düşündüm. Ve kişiliğimi aslında futbol içindeki kişiliğimi değiştirdim. Ama aslında hırsım hala aynı. Maçı kazanmak istiyorum. Her maçı kazanmak istiyorum. Rakibi hiç bakmıyorum. Türkiye Şampiyonası'nda neler dendiğini biliyoruz bana karşı. Sert bir oyuncuyum ama isteyerek yapmıyorum bunu. Yani bilerek ayağı kırılsın diye de vurmuyorum. Öyle bir insan da değilim. Ama bu kişiliğimi sevdim açıkçası. Böyle devam ettim. Başka bir takıma gittim ama hala aynı şekilde devam ediyorum. Hatta o gittiğim takımda kaptanlığa kadar yükselttiler yeni gelmeme rağmen. O beni ayrı ayrı gururlandırır. Demek ki olgunluk seviyesine ulaşmışım ki beni kaptanlık vazifesine de uygun görüyorlar artık. Sordum soruyu tekrar sorayım ben. Başka bir takımda oynarken Niderler'e geldiniz. Niderler'de benim dışarıdan duyduğumu söyleyeyim. Belli bir saatte kadro açıklamaları falan oluyormuş. Ha.
Onlar. O farklılıkları tamam. İlker şimdi sizlere nasıl yaklaşıyor? Diğer kaptanlardan farkı neler? Şöyle abi, İlker abi açıklamak gerekirse biz başka takımdayken maç günü sabah öğlene 3'ünde 4'ünde açıklanır kadrolar. Niderler'deysen bir gün önce gece 12'de. Ama bak 11'de yazarsan 12 yazar İlker abi. 12. Evet. 12 yani. O 12. Uyumayacaksın, bekleyeceksin 12'yi. 12'de açıklanır. Altında hangi forma giyileceği, hangi saha, saat kaç yazar. Başka hiçbir şey yazamazsın o grupta. Yani o saatte bir şey yazamazsın. Çok kakara kekiri olaya da dönmez. Evli olanlar da var tabii ki de. Herkes birbirine çok saygı göstermesi gereken bir takım. Ama şöyle de bir durum var. Büyüğünden küçüğüne herkes aile gibi. Yani herkes birbirine öğüt de veriyor. Tatlı bir şekilde eleştirisini de sergiliyor. Ama birbirini de çok inanılmaz kollayan bir takım. Şimdi haklarını yemeyeyim. Ben hatta hala o maçlarını izlemeye giderim. İlker abi final maçı hiç unutmam. Bir gün öncesinde bize kendi iş yerine davet etti tüm takımı. Karşı takımın tüm oyuncuların hangi dizilişte çıkacağını, hangi özellikle olacaklarını, nasıl oynayacaklarını, nasıl tutmamız gerektiğini, neler yapmamız gerektiğini, nasıl oynayacağımızı, her şeyi, belki yalanım olmasın 2-3 saat sürdü sanırım o toplantı. Sürdü. Hem keyif yaptık nargilemizi falan içerken hem de taktiksel anlamda 2-3 saat sürdü. Yani kafasında şampiyonluğu isteyen bir insan İlker abi. Ha şampiyon olunmasa da niye şampiyon olamadınız demez. Ama her zaman şampiyonluğa oynamak ister. Kafasında bu yönde çok yorar. Yani ben onu gördüm. Ben o ilk kez gördüm öyle bir şeyi yani. Açıkçası İlker abi futbola adanmış bir insan yani. Niderler evet. Adına. Futbola aşık bir adam. Aynen. Evet, Azat, sen Akan Spor'a geldiğinde normal bir halı sahaya geldim falan dedin. Sonrasında Bahçeli Spor falan filan derken Niderler. Niderler'de bakış açın nasıl oldu? Abi sana şimdi şöyle söyleyeyim. Ben hani sen de biliyordun. Ben de deli dolu bir çocuktum. Yani ben de bazı kararlara bağıran çağıran bir insandım. Tamam hani bunu çok hani ben senin sağında Mokka'dayken kavga etmişliğim bile vardı. Hatta hani bayağı büyük bir kavga da olmuştu hatırlarsan eğer. Yani şöyle söyleyeyim, Niderler abi bizi biraz hani köşeye çektirdi. Hani İlker abi çok profesyonel bakıyordu abi her şeye. Acayip şekilde yani ben çok bilirim. Çok maç öncesi İlker abinin benle özel analiz yaptığını. Hani bana nereden neler yapacaklarını. Hani dediği gibi Sergen abi gece 12'de açıklar her şeyi. Yani şaşmaz. Hani yazarsın 11.30'da yazarsın yani uykusu gelen olur yazar der 12'de. Yani ben çok büyük bir kaptan olduğuna inanıyorum İlker abinin. Yani çok da karakterli. Yani şöyle söyleyeyim, bir kaptandan başka abi yani bir baba gibi öyle söyleyeyim. Ne kadar bir sıkıntın varsa söyle, halledebilecek bir insandı elinden geldiği kadar. Ama dediğim gibi Atıl abi yani nasıl diyeyim, takımımız gerçekten iyiydi. İlker abinin faktörü etkiliydi. Yani ben takımın yine en küçüğüydüm. Akan'dayken de takımın en küçüğü bendim. Yani ama şöyle söyleyeyim, yani benim küçüklüğüm hiç hissettirilmiyordu. Ben de gerektiği zaman lafımı söyleyebiliyordum. Ben de lafımı yiyebiliyordum. Yani herkes eşitti abi. Yani İlker abi kaptan diye onun bile bir ayrıcalığı yoktu. Takımdaki herkes eşitti. Ben yeni gelmişim. Cafer abi o takımda 5-6 senelik oynamış. Ama ikimizin de yeri İlker abi de aynıydı. Yani takım içinde aynıydı. Hani sağ dışındaki kardeşlikleri farklıydı. Ama İlker abi herkese eşit tutardı. Ve şunu da ekleyeyim abi. Kusura bakma lafını böldüm. Bir hafta eğer kötü oynarsan İlker abi sana yine şans verirdi. Yine şans verirdi. Yani sana inanırdı. Ama şöyle söyleyeyim, İlker abi yani gerçekten çok hırslı, çok mükemmel bir adam. Yani şampiyonluğu gözünde çok istiyor ama bizim kalbimizi kırmamak için de eğer biz kaybedersek bunu dile getirmeyen bir insan. Yani mükemmel bir insan. Ben gerçekten onu tanıdığım için çok mutluyum. Öyle yani abi. Evet. Cafer, bu adamları liderlere kazandıran sensin. Tekrardan sana laf vereceğim. İlk tanışman nasıl oldu liderlerle? Niderler'e ilk tanışmam nasıl oldu?
Murat abiyi bilirsin. Neydi onun takımın ismi? Tayfa mıydı Sergen? Tayfa. Tayfa, evet. Tayfa. Yani ben bu halı saha turnuvasını bilmezdim. Ben halı sahada oynamadım. Tayfa ile bir turnuvaya katıldık. Hatta senin orada o sahada oynadık. Kornerden ben ayak dışıyla gol attım abi o Tayfa'da. Sonra İlker abiyle Murat abi de yan yana oturuyorlarmış. Hani bu kim falan filan maçı da izlemiş. Sonra maçtan çıktık. İlker abi geldi. Ben tanımıyordum İlker abiyi. Nasılsın paşam dedi bana ilk başta. Zaten iyi abi falan. Bu kim falan dedi, bana ya paşam dedi, diyor. Efendim? Bu kim falan bana paşam diyor. Ya ben tanımıyorum İlker abi. Yani nasılsın paşam falan filan. Hani bir de o zamanlarda işte Antalyaspor'dan daha yeni ayrıldık. Kendimi tekrardan bir gösterme çabası içerisindeyim. Halı sahaları da çok umursamıyorum yani açıkçası. Neyse ondan sonra benim Murat abiden numaramı istemiş. Bir gün beni bir numara aradı. Dedim paşam dedi nasılsın falan filan dedi. Ben İlker abinin iyi dediler kaptanı falan filan. Dedim abi iyi sen nasılsın şöyle böyle. Biz de Tayfa'yla ayrıldık yani elendik turnuvadan senin turnuvandan. Neyse ya dedi benim böyle bir takımım var dedi iyi dediler. Şöyle köklü böyle köklü hani bak hani biz dedi çok geçmişten gelir hep kesinlikle finalleri görürüz. Hani ben seni herhangi bir takıma çağırmıyorum gibisinden. Tabii Allah var yani ben halı sahaliklerini takip etmediğim için yani ne İlker abinin dediklerine çok takılmadım açıkçası. Ama bana yaklaşımından dolayı tamam abi dedim hani geleyim maçlarına. Sonra işte İlker abinin bir 3-4 maçına çıktıktan sonra Lors'a geçmiştim. Lors'tan sonra tekrar Nideliler'le devam etme kararı aldım yola. Bu süreçte İlker abinin bana olan güvenini gördüm. Gerçekten bana çok güvendi. Yani bir de aktif o zamanlar futbol oynuyorum. İlker abiyle güzel bir tanışmamız oldu. Bana geri geldiğinde birçok kez takım konuşmasında Azat'la Sergen bilir böyle bir hemen maç sonu bir toplanırız biz. O takım konuşmasında birçok kez evet sahanın lideri Cafer dedi. Yani bunlar da benim için güzel şeylerdi. Bana güvendiğini gösteriyordu. Elimden geleni yaptım. Şampiyonluklar yaşadık. Gerçekten İlker abi ilk başta bana dedi Niğdeliler takımının şöyle şöyle olduğunu ben oynadıkça anladım. Çünkü ne zaman bir rakip karşımıza gelse abi Niğdelilerle oynuyoruz diye 15 tane adam geliyor kenarıya. Yok Niğdelilere adam bir gol attık diye havaya uçuyor. Niğdelileri yendik diye seviniyor. Hani ben o zaman anladım. Lan dedim Niğdeliler neymiş böyle dedim. Yani her rakip bir çekiniyor bizden. Bir korkarak çıkıyor. Veya final diğerinde bize adam getirmeye başlıyorlar. İlker abiyle tanışmamız böyle oldu. Gerçekten onun formasını giydiğim için de yani Niğdeliler forması giydiğim için de ben her zaman gurur duydum. Zaten başka Lors dışında abi başka takımda oynamadım zaten biliyorsun. O Lors'ta biz kendimiz kurduğumuz için yani arkadaşlarım kıramadığım için gittim. Yine öyle hala da öyle. Ben Niğdeliler dışında bak Hüseyin abiyi bilirsin. Hüseyin abi Hüseyin Tutaş Kulüp Buruz'da güzel bir takım kurdu. Kaliteli bir takım var. 3-4 tane daha takım vardı. Herkese söylediğim tek bir kelime vardı. Bu ligde ne zaman Niğdeliler olmazsa ben o zaman başka bir takımda oynarım diye. O yüzden artık kimse hani bana o teklifi bile sunmuyor. Ben kötü de oynasam, iyi de oynasam, kesik de yesem, ilk 11'de çıksam Niğdeliler'de oynamaya devam edeceğim. Hatta yani gerçekten Niğdeliler olmasaydı ben kaç belki 3-4 daha yedek kaldım. Evet o zamanlar performansım da düşüklüğünün farkındaydım ama şimdi daha baktığın zaman geldiğim yer ve geldiğim mevkiden dolayı bir halı sahada yedek kalmak benim tarzım değil açıkçası. Ama Niğdeliler takımında olduğum için ben bunu çok umursamadım. Çünkü İlker abi için bir kural vardı. Sadece takım. Yani Niğdeliler önemli onun için. Oyuncu hiç önemli değil. Azatmış, milliymiş, yok Fenerbahçe'den gelmiş istediği zaman keserdi. Keza kendini her maç kestiği gibi. Ben de bunun bilincine vardım ve size az önce Akan Spor'da finali kaybettiğimiz olaya geleceğim. Profesyonel düşündüm. Dedim ki sonuç olarak burası bir takım ve burada bir takım ruhu var. Ve sen de burada yedek kalman gerekiyorsa yedek kalacaksın diye düşündüm. Ondan sonra tabii ben gece mesaisinde olduğumdan dolayı da o işten çıktıktan sonra Niğdeliler forması altında daha çok mücadele vermeye başladım ki sakatlanmadan önceki son 5-6 maçta bu performansımı açık ve net bir şekilde sahaya yansıttım. Çünkü o zaman işten ayrılmıştım artık. Geceleri uyuyabiliyordum. Ben sağ sol dizimin çapraz bağlarını Niğdeliler forması altında kopardım. Gerçekten büyük bir sakatlık. İşimden oldum, gücümden oldum. Ama bu süreçte beni hiç yalnız bırakmadılar. 2-3 defa
benim yanıma geldiler. Toplu, nargile içtik. İşte keyifli sohbetler ettik. Benim formamı çıkardılar maçta. Benim adıma röportajlar yaptılar. Yani ben onların için hiçbir zaman normal bir oyuncu olmadım. Niğdeliler forması giyen hiçbir oyuncu Niğdeliler'de hiçbir zaman normal bir oyuncu olmadı. Her zaman iyi veya kötü günde yanımızda oldular. Ben buradaki turnuvadaki insanlara da söylemek istiyorum. Gerçekten amaçları sadece futbol oynamak olsun. Şampiyonluklar gelir geçer, dostluklar kalır. İlker abinin tek hedefi bu. Top oynamaya geliyor. Bu halı sahalardan, bu ligden zevk almaya geliyor. O yüzden bütün kaptanların bence niyeti bu olması gerekiyor. İlker abi de kesinlikle kaptanların örnek alması gereken bir adam olduğunu düşünüyorum yani. Evet, o sezon penaltılarla şampiyon oldunuz. O maçta evet. Neler yaşandı? O hiçbir şey söyleyecek misiniz? O enstantane var mı hiç o maçla ilgili? Genç kaptanlar. Gençlerle birbir berabere kalıp penaltılarla kazandığınız maçta hiç anlatmak istediğiniz bir ben abi kadroda yoktum. Yani kadroda yoktum o maç ama yine de uyuyakalmıştım. Maçın son ilk 10 dakikasından sonra gelebildim maça. Uyuyakalmıştım. Saati kaçırmıştım. Yani finalle ilgili anlatacağım benim çok bir şey yok. Saha içinde değildim ama saha dışında her zaman formam hazırdı. Her an bir eksikte hemen sahaya girebilecek şekilde hazırdım. Azat'la Sergen anlatsın daha çok. Ben sağ dışında öyle kaldığım için pek bir şey anlatamayabilirim yani. Bizim taktiğimiz belliydi abi zaten. Yani defans bölgesinde çok top tutmayarak 3. bölgeye atıp iyi defans yapmaktı. Keza çok iyi defans yaptık ilk yarıda. Üstüne üstlük golümüzü de bulduk. Maçı son 5 dakikaydı sanırım. 3-5 dakika kala o zamana kadar da çok pozisyon vermeden ortada geçen bir oyundu. Bir top geldi Burak Aldan içeride bir anda bomboş kaldı. Altı pasın orada topu indirdi vurdu. Attı penaltılara gitti. Ama penaltılara gittiğimizde ben yine diyorum gram bir düşünce yoktu benim aklımda. Yani şampiyon olacağımızdan çok emindim. Çünkü Azat penaltıda gerçekten çok iyi kaleci. Ben de 4. penaltıyı almıştım. Genelde 4'ü ya da 5'i atmak istedim. Çünkü benim tahminim Azat bir tane 2 tane kurtarır. Ben 4'ü 5. penaltıyı alıp atıp benim koşasım vardı. Ama öyle olmadı. Hiç ummadığımız adamlar kaçırdı. Bir anda yük benim üstüme bindi. Kaçırsam asla adam gidecekti. Attım. Adam kaçırdı. Recep abi attı. Şampiyonluk geldi. Böyle bir şey. Başka küçük bir şey yok. Ama o maçtan önce biz çok iyi hazırlandık. Yani bir gün öncesinde İlker abi bizi topladı. Yani ben öyle bir hazırlanma takım halinde maça odaklanma görmedim. Yani biz onu eğer Akan'da final maçından önce yapsaydık biz Türkiye şampiyonu olmuştuk yani kesinlikle. Öyle bir kenetlenme yoktu yani. Azat sen ne diyorsun finalle ilgili? Abi biz o gün bir gün önceden toplandığımızda ben Sergen abiyi almıştım. Hani bende araç vardı. Ben Sergen abiyi götürmek istedim. Her zaman o benim Ceren beni çekiyordu. Ben dedim bu Sergen götüreyim. Sergen abiye dönerken dedim ki bak dedim Sergen abi dedim maç dedim 1-1 bitecek. Bak dedim maç dedim penaltılara gidecek. Yok dedi bitmez. Maç 1-1 bitti abi. Maç güzel geçti her neyse. Hani maç hakkında pek fazla hani yorumum yok. Pek fazla hatırlayamıyorum. Hani sadece 1-1 bittiğini hatırlıyorum. Yediğim golü hatırlıyorum biraz. Yapabileceğim bir şey yoktu. Maç 1-1 bitti. Direkt Sergen abinin yanına gittim. Sergen abi dedim bak dedim sana ne demiştin dedim. Demiş 1-1 bitecek demiştin. Her neyse penaltılara gittik abi. İlk penaltıyı da ben attım. Çünkü biraz çekincelik de vardı. Ben hani böyle şeylerden pek fazla çekinmem abi. Yani kaçırırsam da can sağlığı yani. Toptur hata yapabiliriz. Gittim ilk penaltımı attım. İki tane de penaltı çıkardım sanırım. İki tane mi çıkarmıştım? İki tane çıkarmıştım. Bizden de biri kaçırmıştı. İşte şampiyon olduk. Yani Sergen abi zaten bana söylüyordu. Zaten sana güveniyorum diye. Yani ben de kendime güveniyordum. Allah var. Ama hani geçen sene Niğdelilerle yarı finalde Mokra'ya elendiğimiz maçta da ben hiç penaltı çıkaramadım. Gerçekten benim için yani hayal kırıklığı olan bir şeydi. Ama ben yani yokum son diye. Son 3-4 maç ben gerçekten iyi değildim. Yani bunun farkındaydım. İlker abiye de söylüyordum. Kendimi toparlamak istedim. Maça da iyi başladım ama penaltılarda da olmayınca olmuyor Atalay abi. Öyle genç ben maçını da öyle aldık. Yani benim katkım vardı. Yani ne mutlu bana. Şampiyonaya gittik. Güzel de bir aile ortamı vardı. Öyle yani Atalay abi. Pek fazla eklemek istediğim bir şey de yok.
Şampiyon oldunuz. Bir önceki sezon Akan Spor'la final oynadınız. Liderle şampiyon olduktan sonra neler düşündünüz? Ya biz aslında abi ilk şimdi bir sene öncesinde final oynamışız. O oyuncularız. Tabii ki de bu sefer daha özgüvenli halde oraya gittik ki zaten oraya gittiğimizde otomatik yani üçümüzü de tanıyan çok insan çıktı. Yani biz tanımıyoruz, adam geliyor, o ne yapıyorsun kardeşim, Sergen ne yapıyorsun, Azat vesaire, Cafer ne yapıyorsun gibi. Biz yine çok zor gruba düştük aslında. Bir sene öncesinde de Akan'da da çok zor gruba düşmüştü. Burada da zor bir gruba düştü. Ama ilk sene Akan'da zor gruba düştüğümüzde biz aslında şampiyon olmaya gitmedik ya da çok puanlamayı beklemiyorduk. Biz ne zaman ki ilk maç son şampiyonlaydı, gruptaki ilk maçımız. Biz berabere kaldık, dedik ki son şampiyonlar berabere kalabiliyorsak demek ki biz gideriz. Asılalım dedik de öyle başlamıştı. Nidelilerde de ilk maçı yanlış hatırlamıyorsam kazandık. Kazandık. Biz hiç puan sonra kaybetmedik grupta. Bir tane. Bir beraberimiz var. Who is next? Şampiyon olan takımla berabere kaldık. Hatta son dakikaydık onda da. Yani maçı 1-0 öndeydik. Son dakikalarda yemiştik. Direkten dönen pozisyonlarımız vardı. Tabii ki de bir de eşofman takımları vesaire de yaptırınca biz de iyice havaya girmiştik takım halinde. Tabii ki de ama liderlerdeki aile havası çok farklıydı. Yani biz bir odanın içine ben Cafer, Eray değil. Ersoy kaldık. Herkes o odadaydı. Yani odalarımız bile ayrı ayrı gidip dinlenmiyorduk. Hep bir aradaydık. Tabii bu da başarıyı getirdi ama ne yazık ki Denizli takımına hatalı bir gol. Yine gittik. Evet Cafer. Şampiyon oldunuz. Tekrar söylüyorum. Bir önceki sezon final oynadınız. Nidelerle. Hatta Akan Spor'la gittiğinde de senin ağzından ben bir laf duymuşum o zaman. Biz buraya Lords'la mı gelsek? Biz buraya Nidelilerle mi gelsek falan? Bizim burada yenmediğimiz takım kalmaz falan gibisinden bir laf etmiştim. İlk şampiyonluğa. Akan Spor'la gittiğimizde mi? Evet, evet. Öyle bir laf etmiştim. Zannedersen özgüvenle gittin. Evet. Yani biz oraya gittik. Ben hani oradaki oyun stilini ilk defa gidiyoruz. Yani biz İstanbul takımlarını, Adana takımlarını bilmiyoruz. Biz sadece buradaki takımları biliyoruz ya. Hani orada şimdi gözümüzde biz İstanbul takımlarını büyüttük ister istemez. Veya ne bileyim diğer takımları büyüttük. Ben yani oradaki oyun stilini az çok gördüm. Oyun mantalitesini gördüm. Gerçekten hani dedim ki sadece Akan Spor'la değil biz buraya Lords, Nidelliler de gelsek, hani ben ikisinde de oynadığım için yani hani hangi takımla da gelirsem gelseydim buraya gerçekten burada yenemeyeceğimiz takım yokmuş dedim. Bu lafı kullandım. Çünkü bizim Lords takımı da Nidelliler takımı da gerçekten oraya gitseydi eğer finalde emin ol iki tane Antalya takımı bile olabilirdi yani. Şeyin yerine bizden yani Aslan Spor muydu o? Efendim? Aynen. Aslan. Aslan Spor. Ha, Aslan Spor'un aslında kalitesi çok iyiydi ama oyuncularını getiremedi. Ufak aksaklıklar oldu. Yoksa Aslan Spor'un oyuncu o Süleymanlar, işte Fatihler gerçekten iyi bir kadrosu vardı ama maalesef takımını toplayamadı. Sen bana dedin ki işte Cafer Lords'u gönderelim mi? Aslan Spor hani takımını toparlayamadı gibisinden oldu. Ben gerçekten isterdim çünkü Lords olarak da biz orada gerçekten Antalya'yı yeni şekilde temsil ederdik. Nidelliler olarak da temsil ederdik. Sonra neyi anladım biliyor musun abi? Gerçekten bizim Antalya takımları Türkiye'de kaliteli takımlar. Yani gerçekten başa baş mücadele ediyoruz. Şampiyonluk hiç zor değil bizim için. Sadece biraz hataları azaltmamız lazım bizim takım olarak. Hatalara biraz az yer vermemiz lazım. Bence Antalya takımlarının kalitesi Golden League çapı altında şampiyon olabilecek tek yani illen bir tanesi Antalya bence. Yani final kesinlikle görür yani Antalya her sene. Yeter ki dediğim gibi hatalı goller yemeyelim ve oyun üstünden kopmadığımız sürece Antalya'nın ilk üçüne giren takımlar Golden League Türkiye finalinde kesinlikle yarı final final görür yani. İlk üç bak diyorum. Yani sadece şampiyon olan değil. Alttan gelen iki ve üç takım da tamam mı abi? Türkiye şampiyonu kesinlikle yarı final görebilecek kapasiteye sahip. Ben böyle düşünüyorum yani. Azat sen dinliyorum. Yani abi Cafer abi
Efendim abi? Sen kendine zaten güvenen bir adamsın. Liderlerle giderken biraz daha özgüvenli gittin diye düşündüm. Hatta evet. Abi, bu sezon kupayı sana getireceğiz tarzında bir şeyler de söylemiştim diye hatırlıyorum ben. Evet. Ve abi hani ben sana şunu söyleyeyim. Grupta Wiz Next'le beraber kaldık. Yani Wiz Next'in finale aday olduğu takımlardan biri olduğunu biliyorduk. Biz de kendimize güveniyorduk. Yani iyi takım oyunu oynuyorduk gerçekten. Yani takımda böyle birini gösteremezdin abi iyi oynuyor diye. Ama takım bütün olunca gerçekten iyi bir oyun çıkıyordu ortaya. Yani Wiz Next'le maçına da biz galibiyetle alıyorduk yani. Son dakikalarda yedik. Talihsiz bir gol direkten dönen toplarımız oldu. Yani ben şampiyonluğu alacağımızı düşünüyordum abi açıkçası. Çünkü hani gerçekten takım inanıyordu. Yani kendimize güveniyorduk. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bizim üçümüzün verdiği güven bütün takımı ateşleyebiliyordu abi. Yani onlara da o şampiyonluğun zor olmadığını anlatmıştık abi. Ve hele Wiz Next'le beraber kaldıktan sonra anladık zaten. Zaten sonra da adamlar şampiyon oldular. Yani Denizli takımına gerçekten çok kötü elendik. Yani hiç beklemediğimiz bir andaydı. Belki de biraz da gevşedik. Hani final havasına girmeye çalıştık. Belki de ondan elendik abi. Ama yani açık söylemek gerekirse ben gerçekten bir final oynayacağımızı yine düşünüyordum abi. Antalya takımları çünkü gerçekten yani yarın oranın Türkiye finallerini saymazsan sadece final maçını saymazsan abi Antalya'da gerçekten oranın playoffları kadar zor abi. Oranın playoffları olsun, grup aşaması olsun zor Antalya'nın takımları da. Yani kaliteli takımlarımız var, kaliteli oyuncularımız çok fazla var. Bizim bir de eksi yönümüz şeydi abi. Biz mesela hani burada 8 kişilik oynuyorduk, orada 7 kişilik oynuyorduk. Zaman kısıtlamamız vardı. Hani onların da faktörleri var abi. Yani bunlar dile gelmiyor ama yani bunlar da tabii ufak ufak sorunlar yani. Çünkü biz alışmışız burada 8 kişi geniş geniş rahat rahat oynamaya. Oraya gidiyoruz basık sağa, çim bir de. Hani 15'er dakika oynuyoruz grup maçlarını. Telaş var. Biz zaten Denizli'ye elendiğimiz maçta 20'şer dakika oynadık yani. 40 dakika maç oynadık. Adamlar gerçekten çok fazla yattılar. Yani bizim oynadığımız oyun belki 30 dakika bile değildi. Yani şansa bir gol yedik. Sonra da o golü çıkaramadık. Elendik. Ama yani gerçekten inanmıştık şampiyon olacağımıza. Yani odalar iyiydi. Şöyle söyleyeyim. Biz odaya ilk girdiğimizde benim odamda Mustafa Severler'le Tunahan abi vardı. Yani Mustafa abiyle birlikte ikisi vardı. Ama ikisi de sonradan gelecekti. Ben tabii büyük yatağa geçtim. Öyle de bir anı oldu. Yani hala biz Mustafa abiyle hani başka ligde de oynuyoruz. Hep bana söyler yani takımda hep dalga geçer. Biz gittik odaya Azat Koca yatağa geçmiş. Tunal'la beni de küçücük yatağa vermiş. Adam 1.95. Küçücük yatakta yakıyor. Maçta sıkış sıkış çıkıyoruz. Adam yan gelip yatıyor. Ben de diyordum abi işte böyle hani güzel anılarımız birikti. Gerçekten. Hani her zaman da görüşürüm hepsiyle. Öyle abi yani ama şampiyon olacağımıza inanıyorduk. Olamadık. Sağlık olsun. O sezon arkadan Ömer Faruk fırtınası vardı. Sizler de takdir edersiniz. Gerçekten üst düzey bir topçu. Beşiktaş'ın altyapısında da oynamış bir adam. Trivelleri milli takımda da oynamış. Trivelleri falan İstanbul'da hala bazı maçları izliyoruz. Şu anda Golden League'den ayrıldılar ama belki de Golden League'in en iyi forvetiydi. Ömer Faruk Kaya. Evet. Ömer Faruk Kaya. Liderler de olsa ne olurdu? Ne yaşam? Şampiyon olmuş abi. Çok güçlü oldu. Çok güçlü olmaktan ayrı topla hızlanabiliyor Füleli. Bir de son vuruşları gerçekten çok kuvvetli bir oyuncu. Bir de karşılıklı oynama fırsatı da buldum ben. Gerçekten kuvvetli bir insan. Yani kendimi yalandan yerlere atmasam genelde hep geçmişte öyle faul yaptı gözüyle bakılıp faul aldık da geçemedi. Ama ben de mesela hala konuştum Ömer Faruk'la. Karakteri de düzgün bir insan yani. Bu belli ediyor kendini. Çok iyi yerlerde top oynamış. Çok iyi top oynuyor ama artist bir insan değil. Tam da liderlere evet. Yakışacak bir insan aslında. Ama Atalay abi lafınızı bölüyorum abi. Biz Ulaş abinin bile yokluğunu çektik abi. Oyunu açamıyorduk. Oyunu biz adamlar kilitlendiği zaman biz oyunu açamıyorduk. Gerçekten yani Umut tamam iyi bir topçuydu ama Umut bile faktörü bile yetmiyordu bize. Ulaş abi olsaydı belki de çok farklı olabilirdi. Umut bence beklenen performansı sergileyemedi. O evet. Dünyaya, bence liderlerin en iyi oyuncusu Ersoy'du. Evet. Ben aynen. Mesela bu konuya da bir şey değinmek istiyorum. Ben mesela Ersoy'u da ben çok önerdim İlker abiye. Ersoy benim Antalyaspor'un arkadaşım. Yani Ersoy zaten
Orada hani hiç kimseyi bilmeden tamamen kanka dedim bizim takımımız. Gel hani ben takımda söyledim zaten ona. Ersoy'u da liderlere kazandırdım. Yalnız bence burada belki bu zamana kadar ilk defa İlker abi eleştireceğim bir konu olacak. Bence İlker abi o Türkiye şampiyonasında takımı mentalite olarak yanlış hazırladı. Çünkü takımı biraz daha savunmaya çekti. Takımı biraz daha korkak maça çıkarttı. İstemeden yaptı bunu belki. Çünkü benim maç konuşmalarında dinlediğim hani hedefimiz sadece gol yememek. Arkadaşlar savunmada risk yok. Aldığınız topu ileri vurun gibi tabirler takımı birazcık sıkıntıya soktu abi. Ama neden sıkıntıya soktu? Oynamıyorsunuz zaten. Efendim? Burada da aynı mantıkla oynamıyor musunuz zaten? Abi orada evet, daha çok attı. Orada Atalay abi şimdi orada bize burada dediğini biliyor musun? Arkadaşlar risk yapmayın. Zaten yapacağımız yerde yapabilirsinizdi. Bize biraz daha inisiyatif verebiliyordu buradaki maçlarda. Ama sadece defansta risk yapmayın diyordu. Ama buradaki anlatış tarzıyla, antrenatik anlayış tarzı arasında gerçekten büyük fark var. Hatta maçın birinde ilk yarı bittikten sonra ben kızdım. Dedim arkadaşlar dedim ya şu topları vurmayın artık. Yani İlker abi şimdi öyle bir psikoloji yarattı ki takımda. Ayağına topa gelen vuruyor abi ileriye. Ayağına gelen vuruyor. Çünkü neden? Takım sadece gol yememeye endekslenmiş. Bir oyun Atalar tarzı vardı. Çok özür diliyorum. Benim telefonum şarjda ama şarjı kesilebilir abi. %1 kaldı. Haberiniz olsun kapanabilir. Bilginiz olsun abi. Takamıyor sonra yanlış anlamayın. Şarjda takamıyor musun? Şarjda abi şarjda ama bu Zoom programında iyi yok. Anladım. Yani demem o biraz ondan da kaynaklı. Yani mentalite oydu ama İlker abinin biraz daha takıma daha özgüven verebilseydi maçlardan önce daha iyi olabilirdi. En azından hani Alı dediği gibi takımın oyunu açamamasından hani Umut'un da yapabileceği bir şey yok. Çünkü takım defansta alan vuruyor. Yani oyunu açabilecek pas yapamıyoruz çünkü. Çünkü oyuna psikolojik ben sadece gol yememeye çıkmışız. Yani biraz daha özgüven verilebilseydi daha farklı olabilirdi. Zaten bunu da ben İlker abiyle de konuştum kendim. Dedim abi dedim hani takımı biraz rahat bırak. Yani takım biraz top oynamaya çalışsın. Biraz pas yapmaya çalışsın. Bırak. Bırak dedim ya. Yani biraz daha özgüvenli olabilseydi daha farklı olurdu. Ben birazcık buna yoruyorum yani. Şampiyonayı bitirdik. Niderler'den kopuş serüveni nasıl başladı? Önce Sergen sen koptun herhalde. Aynen. İlk ben koptum abi. Abi yarı final maçından önce biliyorsun sen de şimdi dile getirmeyeceğim. Tatsız bazı söylemler oldu. Bunlar çok benim hoşuma giden şeyler değil. Çünkü ben kimsenin ne hakkını yerim ne başka bir şey. Saha içinde her şeyi yaparım kazanmak için. Ama saha dışında kimsenin hakkını yemem. Hele ki benim şey değilse. Yarı final maçından önce öyle söylemler olunca açıkçası ben çok o sahaya çıkmak istemedim. Çünkü orada senin bir turnuvan var. Senin ne kadar emek verdiğini belki en iyi bilenlerden bir tanesi benim. Ve yarı final maçında öyle tatsızlıklar, bazı tatsızlıklar olacağını hissettim. Olursa hem liderler adına yakışmaz hem de senin emeğine yazık olacağını düşündüm. Ve yarı final maçına gelmek istemedim açıkçası. Tabii bu kararımı kaplanlarla birlikte konuştum. Kaplanlar da destekledi bu konuşmayı. Öyle olunca gelmedim. Sonrasında da zaten yavaş yavaş bağlar koptu. Sonra ben aslında Golden League takımlarıyla görüşmedim. Yani liderleri de hemen haksızlık olmasın diye. Başka bir şeyde Patnos'ta oynuyordu. Onlarla katıldım. Onlarla oynuyordum başka bir turnuvada. Onlar Golden League'e girme kararı aldılar. Ben de bir şey demedim o saatten sonra. Ve Patno'yla devam ettim. Hayırlısı dedim. Geçtim. Azat sen nasıl koptun liderlerden? Abi beni açılış sezonunda Gürkan abi zaten istemişti ama ligin başlamasına 2 gün kala söylemişti. Bunu ben de İlker abiye ihanet edemedim abi. Yani çünkü ben bıraksam İlker abi bıraksam İlker abi yüzüstü bırakmış olacaktım. Yani ligin başlamasında 2 gün vardı. Kaleci olmayacaktı. Gökhan abi buna dile getirdim abi. Gökhan abiyle işte biraz aramız bozuldu ama Gökhan abi yani bana
tek futbol olarak değil abi. Gökhan abinin bana futbol dışında çok fazla abiliği vardır. Yani kimlerle ne yaşadığı benim pek umurumda değil. Bana dört dörtlük bir insan Gökhan abi. Ben Gökhan abiye kapanış sezonu için söz vermiştim. Bunu İlker abiye de söylemiştim. İşte abi sezon bitti. Ben İlker abiye gittim abi. İlker abiyle konuştum. Çok da güzel bir dille konuştum. İlker abi dedim böyle böyle dedim. Gökhan abiye dedim sözüm var dedim. Hani dedim o katılmasa bile dedim. Hala dedim devam edecektim dedim. Ama dedim katılacakmış dedim. İznin olursa dedim. İzin de istedim. Aldım. Gökhan abinin takımına gittim. Yani İlker abiyle hiç kötü ayrılmadık. Hatta biz bazı maçlarda ben kaledeyken İlker abi arka tarafındaydı. Bana şakalar bile yapar. Yani hala yapar. Aramız bozuk değil. Yani hala bir sıkıntım olduğunda arayabilirim. Benim o de. Kadar aram iyidir. Aram iyidir. Yani benim kopma pek değil de hani abi Gökhan abiye sözüm vardı. Hani Gökhan abinin üstünde gerçekten emeği çok fazla benim. Yani benim ailemin bile zor olduğu zamanlarda bana yardım eden bir insandı Gökhan abi. Yani o yüzden benim için yeri her zaman farklıdır. Mesela buydu yani. Şu anda nasıl açıkçası Atalay abi benimki de bir kop. Benimki de bir kopma değil. Hı-hı. Ben de hala hepsiyle görüşüyorum, iç şeyim. Onların maçlarını izlemeye gidiyorum. Hepsiyle muhabbet halindeyiz. Ben de. Bir kopma değil aslında. Yollar ayrıldı sadece. Şu andaki son söz sende kaldı Sergen. Patno'da durum ne? Neler yaşanıyor şu anda Patno'da? Nasıl bir ortam var? Patno'da ilk gittiğimde bir oluşma var. Zaten ben Patno'yu liglerden de biliyordum. Aslında genç, dinamik, çok koşan, çok tempolu bir takım. Yani tempolu oyunda çok seven bir takım. Ama çok fazla genç oyuncu vardı. Yani hiç tecrübeli diyebileceğimiz kıvamda birisi yoktu. Bu da tabii ki de maç içinde bazen takımlar sinirleriyle oynayabilir karşı takımı. Maç içinde yenik duruma düşebilirsin. Tecrübeli bir insan olmayınca o takım orada toplanamıyordu. Birkaç takviye yaptık. Emrah Ağlamaz ve Ramazan Ağlamaz diğer kaptanlarımız. Bana güveniyorlar açıkçası. Bugün de karşılığını vermek için zaten ben çoğu oyuncusunu yani takımın neredeyse hepsine bireysel antrenman da yapıyoruz. Yani biz bu korona döneminde aslında boş durmuyoruz takım olarak. Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. İç hava çok iyi. Burada da aile havası var. Hiç arkadan konuşma vesaire yok. Aslında şey olarak mantalite olarak İlker abiye de Patnos tutuyor. Bu takım da kavga, hırgür isteyen bir takım değil. Ama çok hırslı bir takım. Yani hırsını birazcık dışarıya belli eden bir takım. Genç oyuncularımıza ben çok güveniyorum. Özellikle çok kaliteli ayaklar. Aralarında da abileri gibi görüyorlar beni. Sağ olsunlar. Kaptanlığı da verdiler. Yolumuza emin adımlarla gidiyoruz. Yani şampiyonluk olur olmaz orasını bilemem. Ama şampiyonluk adayız bunu söyleyebilirim. Ben bu takımı finalde de görüyorum. Yani bir iki haftaya tam oturmuş bir takım halinde göreceğimize eminim. Tabii ki de korona ne zaman biter alı sağlar açılır onu da bilemem. Cafer uzak kaldın ama takip ediyor musun ligi şu anda? Tabii ki. Şimdi ben sakatlandım. Hatta hani bir veda mesajı da attım Golden League kaptanlar grubuna. Ben orada vardım. Normalde Nideliler WhatsApp grubuna da attım bunu. Dedim hatta İlker abi dedim abi istiyorsan dedim çıkartabilirsin. Çünkü uzun süre olamayacağım 6-7 ay falan. O da öyle bir şey asla olmaz. Sen bu takımda sağ içinde oynasan da oynamasan da bu takımda kalacaksın. Seni en kötü teknik ekip olarak WhatsApp grubuna alıyorum dedi ve şu an teknik ekibe geçtim. Transferler görüşmeleri falan yapıyoruz İlker abilerle. Emre Belözoğlu'nun görevini aldım liderlerde bir nebze öyle söyleyeyim size. Sağ içinden yönetime geçtim yani şu anlık. Nideliler bir maçına geldim. O maçta da güzel bir galibiyet aldılar. Benim için sağ olsunlar. Yani ayağım sakattı. Araba kullanamıyordum ama ona rağmen bir şekilde maçlarına geldim. Kötü başladılar. Yani Nidelilere yakışır bir başlangıç olmadığını düşünüyorum ama her zaman şunun bilincinde takım. Onun farkındayım. Özellikle konuşmalardan. Her zaman özgüvenli. Hiçbir zaman bu ligde 10 maçta mağlup gelseler her zaman sonuna kadar gidebileceklerini ve mutlaka yarı final bir final görebileceklerinin bilincinde takım. Bu gerçekten güzel bir şey. Neden bunun bilincindeler? Çünkü takımın kalitesi ve
İlker abinin hiçbir zaman bu ligi salmayacağının bilincindeyiz. Her ne olursa olsun, yani bizim takımımızda kalite alakalı olsa da olmasa da bir şekilde Niğdelilerin ismi zaten bu ligde yeterince bir yere sahip. Uzağım ama dediğim gibi senin paylaşımlarından, WhatsApp gruplarından, maç özetlerinden takımı takip ediyorum. Hatta izlediğim maçlar eksik görürsem WhatsApp grubuna da yazıyorum. Dediğim gibi kötü başladılar ama mutlaka biliyorum ki Niğdeliler en kısa süre toparlayacaklardır. Hatta bu pandemi dönemi Nisan ayında falan biterse, Nisan ayına Allah izin verirse ben de yetişiyorum. Zaten ben yetiştikten sonra Niğdeliler eminim ki çok iyi bir şekilde toparlanacaktır. Bundan eminim. Çünkü takıma gerçekten iyi motive verdiğimi düşünüyorum. Kötü de oynayabilirim ama sonuç olarak hatalarda olabildiğince motive veren bir oyuncuyum. Hiçbir zaman hani asla bir hata yaptığı zaman bir oyuncuyla orada kalmaması için elimden geleni yapıyorum. Şu an takımda o yok. Hatta Umutlu Ertan'la da telefonla, Ersoy'la telefonla her maçtan sonra oğlum niye yenildik, niye böyle, niye eksik var? Takım içinde bir ruh eksikliği var, onu seziyorum. Çünkü yeni gelen arkadaşlar tam ayak uyum sağlayamamışlar gibi duruyor. Ama zamanla İlker abi bunu aşacağını eminim, yani bu olayı aşacağından eminim. Toparlayacaktır. Bu pandemi dönemi de inşallah en kısa zamanda biter. Herkes takımına ve maçlara tekrardan kavuşur. Şampiyon dediğim gibi biz Niğdeliler olarak şampiyon oluruz veya olmayız. Önemli değil. Biz yeter ki Niğdeliler ismine yakışır bir turnuva, yakışır bir futbol oynayalım. Bizim için kafidir zaten. Belki İlker varken sen çok fazla bu kimliğini gösteremiyorsun ama bir antrenör futbol eğitmenisin. Bu kimliğinle ne kadar Niğdelilerdesin? Yani Niğdelilerde bunu ne kadar gösterebiliyorsun? Şöyle söyleyeyim. İlker abi her zaman benim fikirlerime saygı duyar. Her zaman. Ama ben hiçbir zaman antrenör de olsam oynadığım yer itibariyle de şimdi atalar gerçekten biz belki bilirsin burada Antalyaspor'da ben 10 yıl geçti Antalyaspor'da. Hani A takım seviyesine de yükseldik. Burada Mardan'da pro lisanslar oluyordu. Bu futbol teknik, taktik olaylarında biz 4 sene bu dersleri aldık. Teknik nedir, taktik nedir, oyun mantalitesi ne olmalıdır, kaymalar nasıl olmalıdır, işte 4'e 5 hücumlar, merkezi hücum, kanat bindirmeleri. Biz bunun 4 yıl Antalyaspor'da eğitimini aldık. Yani bayağı bu konuda bilgiliyim, ancak tabii ki İlker abi her zaman der ki bak Cafer burası büyük sahalara benzemez, burası halı saha, burası halı saha, burası halı saha. O yüzden her zaman İlker abinin düşüncelerini hep ön planda tuttum ve hiçbir zaman da müdahale etmedim. Sadece bir kere İlker abi yoktu. O zaman Muhammed Uçar da bizim takımdaydı ve ben kırmızı kart görmüştüm dakika 10'da. Çok kısa bir dakikada kırmızı kart görmüştüm. İlker abi yoktu. Oyun dışında kaldım. Hatırlıyor musun bilmiyorum o maçı. Oyun dışında kalmıştım ve 1-1 oldu hatta, hatırlıyor musun penaltıda. Sonra forvet Recep abiydi. Muhammed Uçar orta saha oynuyordu. Mustafa abi takım içinde kaptandı o ara. Mustafa abi dedim küçük bir taktik değişikliği yapabilir miyiz abi dedim ilk yarı bittiğinde. Ne yapacağız Cafer dedi. Şimdi dedim abi Muhammed dedim hareketli çocuk ve birebir de çok etkili. Şimdi bu adamlar biz eksiyiz diye bastıracaktır. Muhammed'i kontra ataklarda kullanın. Defansa top tutmayın. Ayağınızdaki bütün topları Muhammed'le buluşturun. Zaten bireysel yeteneği çok iyi. Gider atar dedim. Maç 1-1'di abi. Sonra Recep abi dedim orta sahaya çekin. Gücünü orta sahada defansif anlamda kullansın. Umut'u biraz daha ofansif anlamda kullanın dedim. Umut da Muhammed'i kontra ataklara değerlendirmelerini söyledim. Onlar da benim fikrime saygı duydular. Ve bu şekilde yaptılar. Maçı 4-1 kazandık ve Muhammed 2 tane gol attı. Kontradan. Hatta ilk attığı golde direkt benim yanıma geldi. Çak yaptık. Yani bu şekilde bir takıma bir kere bir taktiksel bir dokunuşta bulunmuştum. Muhammed'i forvet attarak. Yani tabii ki zaman zaman dediğim gibi İlker abi her zaman görüşlerime saygı duyar benim. Ve olabildiğince de beraber hazırlamaya çalışırız takımları. Oyuna, takıma bir oyuncu alınacaksa bana da sorar. Yani bu şekilde. Ama dediğim gibi her zaman sonsuz İlker abinindir. O ne derse biz sahaya onun dediği gibi çıkarız. Taktiği ne derse onun dediği gibi yaparız. Ama dediğim gibi görüşlerime de her zaman saygısı vardır İlker abinin. Sergen, Patnos'ta senin bilgilerinden
çok daha fazla yararlanıyor diyebilirim. Hiçbir takımda olmadığı kadar şu anda partnership'de ne diyeyim, söz sahibisi. Bu takımı geliştirmekte hakikaten çok büyük payım var. Instagram'da falan takipçilerini yapıyoruz. Reşat olsun, Berşan olsun, Muhammed olsun. Üçü de şu anda senin eğitimlerinde gerçekten asker gibi çalışıyorlar gördüğüm kadarıyla. Bu çok da hoşuma gidiyor aslında. Yani benim ligimde oynayan bir takımın lige bakış açısının bu şekilde olması hoşuma gidiyor. Ha, belki onlar kulüpleri için şu anda o mücadeleyi veriyorlar ama ben kendi üstüme de alınıyorum şu anda. Yani benim ligimde bu adamlar oynuyor ve gerçekten de gereken değeri veriyorlar şu anda. Sen ne diyorsun? Abi, şöyle diyebilirim. Evet, kendi takımları için de antrenman yapılır ama emin ol senin için de yapılıyor. Mesela bir Muhammed'i cezasından sonra oynayacağı mevkiyi hazırlamaya çalışıyorum. Bir yandan Reşat'ı forvet değil aslında Reşat ama forvet gibi çalıştırdım ve Reşat son haftalarda bayağı bir gol attı. Keza Berşan da öyle ve tek bunlar değil, stoperimiz Kerim, Emre abi, Hasan Ağlamaz, Ramazan Ağlamaz ve Bayram da antrenmanlara başlayacak. Yani neredeyse takımın hepsi sırf bu lig için antrenmana gelecek ki evet tabii ki de bunun karşında bir ücret alıyorum ama gerçekten hepimiz buna adapte olduk. Yani içlerinde tek antrenmansız kalan benim. Öyle diyebilirim. Ben de antrenmanı yaptırdığım için. Ama çok inanılmaz emek veriliyor. Bir süre sonra Emre Ağlamaz. Ben herhalde bir süre sonra seni kenarda göreceğim. Senin antrenman takılarsan sen bir kenardan hoca olacaksın artık. Yani çok tempolu, çok koşuyorlar abi. Bazen yetişemeyebiliyorum ama bu sezonu da aslında ben iyi başladım aslında abi. Yani gol asist bakımından biraz daha özgüvenli. Çünkü çok duran topları ben kullanıyorum. Takım içinde bir söz sahibiyim. Ama Emre Ağlamaz ve Ramazan Ağlamaz cidden çok emek veriyor abi. Yani gecenin 12'sinde birinde arayıp Sergen kafam çok dolu dediğini bilirim Emrah abinin bana. Gerçekten kafa yoruyor ve kendilerini gerçekten bunaltıyorlar. Tabii birazcık kendilerini de rahatlamaları için ben fikirler sunuyorum. Tabii ki de son karar her zaman onların. Ama bana kadro yapılandırmasında olsun, taktiklerde olsun her zaman güvenirler. Ben de onlara güveniyorum. Ama dediğin gibi abi belki ilerleyen dönemde ne bileyim Türkiye Şampiyonası ne bileyim daha üstüne giderken teknik direktör ihtiyacı olacak. Belki de o zaman ben artık kenarda hiç oynamayacağım, karışmayacağım. Belki de bakarsın farklı şeyler olur abi. Beni götürürsünüz, siz götürürsünüz teknik direktör olarak. Nasip kısmet, inşallah gidebilirsek öyle bir şey olur. İnşallah abi. Futboldan ziyade ben artık özel sorulara gireceğim. Evet abi. Bu şeyden, bu konuşmalardan gayet güzel şeyler çıkıyor. Enstantaneler çıkıyor. Özel sorulara gelmek istiyorum ben. En sevdiğiniz huyunuz nedir? Cahper senden başlayalım. En sevdiğin huyun nedir? En sevdiğim huyum olay her ne olursa olsun, ne kadar büyük olursa olsun sakin kalabiliyorum. Ne güzel. Sergen? Anlayışlı olabiliyorum yani. Abi açık sözlü olmak diyeyim ya. Aslında bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilemiyorum ama çok açık sözlüyüm yani. Neysem oyum abi. Hiç öyle ekstra birisine kötü iyi gözük arkasından konuşma falan olmaz abi. Neysem oyum ben. Hayatınızın dönüm noktası. Ya başlayayım mı? Soruları ilk önce cevap ver. Hadi bakalım. Benim hayatımın dönüm noktası tabii ki yine futbolla ilgili. Ben 16 yaşında Galatasaray'a transfer oldum. Hatta Florya'da gittim kaldım ama maalesef Antalyaspor'dan ayrılamadım. Yani lisansımızı alamamıştık. Daha sonraki dönemde Bursaspor beni 2 sene transfer etmek istedi. Ertuğrul Sağlam özellikle çok istiyordu. Ama Antalyaspor yine çok yüksek bir bonservis bedeli çektiği için yaşımın da 17 olmasından dolayı ben yine ailemden dolayı burada kalmak zorunda kaldım. Babam da biraz uğraştı ama
Yani yetiştirme bedeli gerçekten çok yüksekti. 8 senelik bir yetiştirme bedeli vardı. Yüksekti o yani. O yüzden 2 sene ben Bursaspor'a gidememiştim. Hatta şöyle küçük bir anım da vardı. O zaman hatta şu an Fenerbahçe Ozan Tufan'ın araştırın Bursaspor'da A2 takımında sağ bek oynadığını görürsünüz. Ozan Tufan normalde yedek bir sağ bekti. Hatta ara ara Fenerbahçe'de de sağ bek oynar. Bursaspor'un sağ bekin ayağı kırıldı, ayağı kırılmış. Ben Ertuğrul Hoca'yla birebir konuşmuşluğum da var. Ve A takıma sağ bek götürmek istiyorlardı kampa ve beni burada dediğim gibi Mardan'da bu şeylerde, bu belge yükseltmelerde bizi kullandıklarında gördü beni Ertuğrul Hoca. Bursaspor'un A takımına gerçekten çok istemişti 2 senemde ama olmadı. Kısmet Antalyaspor bırakmadı ve sonra Antalyaspor'da yönetim değişti. Tamamen o Mehmet Özdek zamanında A takıma da çıkıyordum ara ara. Ondan sonra yönetim tamamen değişti abi. Altyapı hocaları değişti. Bizim bütün hocalarımız gitti. Sonra bir baktım abi başka oyuncular getirmişler. Beni ne Galatasaray'a ne Bursa'ya vermedikleri gibi yeni hocalar geldiklerinde yeni oyuncular getirmişler. Bize dediler ki kendinize takım bulun. 10 yıl formasını terlettiğim takımdan transferin bitmesine son bir hafta kala kendinize takım bulun dediler ve gönderdiler. Yani hayatımın dönüm noktası gerçekten bu iki takıma, hem Galatasaray hem de Bursaspor'a gidememek oldu bence. Antalyaspor'da kalmak oldu. Eğer buradan beni de izliyorlarsa ve kendi çocukları veya akrabaları varsa Antalyaspor'da hala da bu şekilde devam ediyor. Ben yani futbola başlatmalarını çok doğru bulmuyorum gerçekten. Çünkü çok çocuk ziyan ettiler. Keşke futbola Antalyaspor'da başlamasaydım abi. Yani benim gerçekten en büyük pişmanlığım buydu. Şu anda Beşiktaş'tasın. Hala Beşiktaş'ta mısın bilmiyorum. Beşiktaş'ta antrenörlük yapıyorum, evet. Peki Beşiktaş buna önem veriyor mu sence? Altyapıdan gelen oyuncuya gerçekten önem veriyor mu? Veya senin çalıştırdığın çocuklardan hiçbirisi bir yerlere gidebildi mi? Buna ön ayak oluyorlar mı? Abi ben şimdi yönetim kısmını çok bilmiyorum açıkçası ama daha öncelerinden eğer yetenekli oyuncularımızı Beşiktaş altyapısına, Fenerbahçe'nin sağ bek ve sol bekine oyuncu gönderdik. Şu an Galatasaray A takımında Cankat diye bir kaleci var, genç oyuncu. Yine bizim altyapıdan çıkma, yani bizim buradan kendi öğrencimiz Cankat şu an Galatasaray'ın A takımında kalecilik yapıyor. Evet, yönetim yetenekli çocukları gönderiyorlar çünkü abi burada zaten bir yere gelemeyecekler. Yani nereye kadar çıkabilecekler, en fazla süper amatör var yani burada. O yüzden Antalyaspor'a kesinlikle çok oyuncu vermemeye çalışıyoruz abi biz. Olabildiğince İstanbul'da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray iletişimler kuruyoruz. Ben kendi adıma konuşayım. Tabii ki yönetim bu işten mutlaka para kazanıyordur. Çünkü bir emek var. Tabii o işleri ben çok bilmiyorum. Ama ben kendim de bu işin içinden geldiğim için abi bütün çocuklara dürüst olmaya çalışıyorum. Yani neyse o olması gerekiyor. Çünkü yeteneği yoksa boşta bu meslekte kendini kaptırmaması gerekiyor. Yani yetenekli oyuncularla da abi ailesiyle görüşüyoruz ve lig takımına geçmesi gerektiğini söylüyoruz. Lig takımında da onları izliyoruz. Bazen yeri geliyor bireysel antrenmanları çıkartıyoruz onları. Ve bize güvenmelerini söylüyoruz ve gerçekten de eğer güzel bir teklif gelirse gönderdiğimiz çok oyuncu oldu. Zaten abi gerçekten eğer benim yaşadıklarım gibi bir futbol ortamı olsa ben orada hocalık da yapmak istemem. Çünkü bir çocuk yetenekliyse forma onun hakkıdır. Her zaman ben bunun arkasındayım. İşsiz de kalsam bunun arkasında olmaya devam edeceğim yani. Ergen, senin dönüm noktan nedir? Hayatının dönüm noktası. Abi benim dönüm noktam vallahi Yağmur'u tanımak aslında abi, nişanlımı. Gerçekten abi benim hayatımda kılıbık adam görmedim hayatımda ya. Bak kılıbıklıktan değil abi, bak bir şey diyeceğim. Bu arkadaş var ya, benim üniversitedeki halimi iyi bilir. Kardeşim sana bir soru. Yağmur'dan önce nasıldım, Yağmur'dan sonra nasıldım? Ya benim için iki şeyde de bir şey yapmam biliyor. Yani şimdi tabii ki Yağmur yengemiz de tabii ki Sergen biraz sorumluluk sahibi oldu Yağmur'dan sonra. Biraz böyle serseri gibi takılırdı. Yani gününü gün edenlerdendi bu da. Şimdi canlı yayında olduğumuz için tabiri caizse bazı kelimeleri kullanamıyorum yani, siz anlayın.
Tabii yağmurdan sonra biraz sorumluluk sahibi olmaya başladı. Özellikle okulu bitirme konusunda artık askere gidip gelme ve hayatını kurma adına Yağmur'un Sergen üzerinde evet etkisi bayağı var. Buradan teşekkür mesela ediyorum. Mesela ben mezun oldum abi. Yağmur'u tanıdım, mezun oldum. Cafer hala okuyor. 2013 girişliyiz. Ben okulu seviyorum abi. Ben üniversite takımını seviyorum. Yani dönüm noktam abi bence o. Çünkü şu anda bulunduğum konumu seviyorum. Tabii daha üst seviyeye çıkmam gerek. Ama belli bir yerden belli bir yere getirdi yani. Yağmur'u tanımasam bu tarz bir insan olacağımı düşünmüyorum şu anda. En azından okulda bitirememiştim yani ondan eminim. Bakalım Yağmur o kadar memnun mu seni tanıdığından? Pek sanmıyorum. İsminize kim koymuş? Neden bu isim? Abi şöyle benim dedemin ismi ikisi de Cafer Sadık Mutlu. Ben anne tarafında da tek erkek torunum. Baba tarafında da tek erkek torunum. Yani bizim anne ve baba taraflarında benden başka erkek yok. O yüzden de dedemin ismi, iki ismi de bana konulmuş. Çünkü zaten taşıyacak başka bir erkek olmadığı için dedemin ismini bana vermişler. O konudan da biraz şanslıyım abi. Sanki hayata 2-0 önde başlamışım yani. İki dedenin de tek erkek torunuyum abi. Sergen? Abi benim çok enteresan. Benim ismim Batuhan olacakmış. Yani annemle babam öyle karar vermişler Batuhan diye. Babam evden çıkıyor nüfusa giderken. O gün Beşiktaş maçı varmış, bir derbi maçı. Herkes Sergen, Sergen, Sergen diyor. Babam da gitmiş Sergen yazdırıp gelmiş. Nihat Sergen hatta. Nihat benim dedemin ismi. Ben de baba tarafındaki tek erkek torunuyum. Anne tarafından da ikinciyim. Sergen yazdırıyor, eve geliyor, annem bakıyor, Nihat Sergen yazıyor, Sergen'le falan tartışma falan. Ama iyi ki Sergen olmuş. Batuhan da çok, ne bileyim, formamın arkasında Batuhan yazsa falan, ne bileyim, çok hoşuma gitmezdi ya. Sergen hoşuma gidiyor. Kaç kardeşim var Sergen? Bir tane kız kardeşim var abi, 18 yaşında, üniversiteye hazırlanıyor. İkinci çocuk benim. Onu da hazırlıyorsun herhalde, basketbol çalışmaları mı vardı? O ikincilikte basketbol oynuyordu abi. 1,5 sene önce bir trafik kazası geçirdi o. Yoğun bakımda kaldı. Beyin kanaması, kafatasında çatlaklar. Büyük bir kazaydı. Bu dönemde tabii ki de basketbolu bırakmak zorunda kaldı ki benim kız kardeşim 4 senedir lisede de ilkokulun hepsinde de hep okul birincisi. 98 ortalaması var. Çok da başarılı. Yani sportif yanında çok da akıllı bir öğrenci. Çok da terbiyelidir. Tabii ki de bu dönemde antrenman yapmadığı için hafif kilolar aldı. Onu da zayıflatmaya yönelik çalıştırıyorum. Birebir olarak. Onun da hakkında hayırlısı tabii ki de o üzücü olay olmasaydı bence onu Fenerbahçe istiyordu çünkü o dönemde. İkinci ligde oynuyordu. Ve daha 16 yaşında falandı. En küçüklerden bir tanesi Fenerbahçe istiyordu. Onun da dönüm noktası bence o olacaktır. Cafer sana da arada bir sıkıştırayım. Kaç kardeşsin? Abi ben iki, yani ben bir tane de ablam var. Sonra iki numarada ben, başka yok. Ablam da evlendi. İki tane de yeğenim var abi. Bu şekilde yani. İki kardeşim ben de. İsminizi değiştirecek olsanız ne koyardınız? Güzel soru. Yani ben ismini değiştirecek olsam yine Can koyardım ya, C ile bir şey koyardım yani, Can koyardım. Daha ben kısa isimleri seviyorum, üç harfli isimleri. Mesela Can, Berk, ne bileyim başka ne var öyle, Ali gibi. Ama Can, Can'ı severdim yani, Can'sa koyardım. Sergen? Tuğberk koyardım abi. Bu isimde olup da fakir olan kimse yok. Hep zengin. Belki dönüm noktama olurdu. Güzel. Güzel. Gel gel gel, gitme. Bir şey olmaz. Hadi gel. Merhaba. Gel gel. En sevdiğiniz yemek. Kuru fasulye, kuru fasulye pilav. Sergen? Vallahi kuru fasulye pilav abi. Maşallah. Ya yapıyor. Kesinlikle yemeyeceğiniz yemek. Brokoli. Ben söyledim ama brokoli. Abi yemek seçmem de şeyi sevmiyorum ya, bamya yemeğini, ekşi geliyor. Allah Allah. Aynen. Güzelmiş. En çok gitmek istediğiniz yer?
Abi benim en çok gitmek istediğim bir yer yok Atalay abi. Hani böyle bir yere istemiyorum ama benim çok büyük bir hayalim var. Yani güzel bir hayalim var. Ben sadece şu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Ben biraz şehirden uzak yaşamayı seviyorum abi. Ve biliyorsun bildiğin üzere köpeklerim var. Ufakta bir köpek çiftliğim var. Tabii yaşadığım ev ayrı olacak ama benim güzel bir çiftliğim olsun istiyorum. Güzel bir çiftlik ev. Hani böyle havuzlu mavuzlu çiftlik evleri oluyor ya böyle tahtadan, ahşaptan. O şekilde köpeklerim olsun kafeslerde. Böyle küçük süs köpekleri, çimler ekeyim. Böyle bir hayalim var. Böyle bir şey yapmak istiyorum. Çiftlik evi tarzında. Bahçe. Gitmek istediğim öyle bir yer yok. Tek istediğim bu şu an. Ergen? Abi Kanada'ya gitmek isterdim. Hatta orada yaşamak, böyle tek katlı ev, garajım olsun, arkada havuzum olsun. Bu tarz bir yere gitmek isterdim. Ondan ayrı iki yer daha olacak olsa New York'la Tokyo olurdu galiba abi. Neden? Abi Tokyo çok teknolojik, çok görseli yüksek bir yer yani. Bayılıyorum. New York'ta abi o uzun binalar var ya beni çok cezbediyor ya. Vallahi çok cezbediyor. Böyle aralarında yürümek. Çocukken ne olmak isterdiniz? Çocukken ne olmak isterdik? Abi ben yani çocukken söylediğim şey varmış. Sen söyle. Otobüs şoförü olmak istiyormuşum abi ben. Allah Allah. Büyük bir şey mi? Aynen. Ya ne bileyim abi yani otobüs kullanmak istiyormuşum. Ben otobüs kullanacağım, otobüs kullanacağım diyormuşum. Tabii aklım ermeye başladıktan sonra tabii ki futbolcu olmak en büyük hayalim oldu. Sergen, senin hayalin neydi? Abi çocukluktan büyüyene kadar hep futbolcu antrenördü. Yani spor lisesi, o ilkokulda hep futbol. Yani futboldan başka çok bir şey düşünmedim abi ya. Böyle bir meslekle düşünüyordum zaten. Başka hiçbir şey düşünmedim. İlk yaptığım programda çok güzel bir yeteneğe denk geldim. Fatih'in gitar çaldığını öğrendik. Çok da güzel çalıyor, çok da güzel söylüyor. Aynen. Onu ayrıca paylaşacağım. Büyük beğeni gelecek, büyük yorumlar gelecek. Eminim ondan. Gizli yetenek ya da hobiniz nedir? Abi benim tek yeteneğim hızlı koşmak. Başka da bir şey yok. Yani gerçekten yok. Yani sadece ben hızlı koşabiliyorum. Başka öyle gizliye yok. Gitar, ses, mes bende hiçbir şey yok abi. Ben düzüm yani. Sergen sende var mı bir şey? Abi hobilerim nargile içmek. Allah belanı. Yeteneğim nargile de yuvarlak çıkarmak. Bende o da yok birader. Çok güzel yuvarlak atıyorum abi arka ardına. İlkokulda en sevdiğiniz ders neydi? Abi bu sorunun cevabı belli Atalay. Ya. Bunu sormana hiç gerek yok yani. Beden aynı anda eğitimi. Diyelim mi? Sorma. Aynı anda diyelim. Cafer. Ya bu beden eğitimi abi ya. Bunu söylemenin bir mantığı yok yani. Ne vardı? En sevdiğiniz eşya. Futbol topu. Tamam. Kapatalım konuyu. Yok, yok ya abi. sevdiğim... Abi en sevdiğim eşya cep telefonu ya. Ben cep telefonunu ben çok seviyorum abi. Yani yarın böyle yanımda olmadığı zaman gerçekten bak bunu her insan yaşar. Gerçekten eksiksin ya. Yani eksik gibi hissediyorsun kendini. Evet öyle alıştırdılar değil mi? Gerçekten. Yani cep telefonu olacak abi yanımda. Mesela bir şey unutayım dönmem ama cep telefonuysa abi nerede olsa dönerim. Yani cep telefonu benim şu an en sevdiğim eşyalardan. Olmazsa yani olmazlardan yani. Ben 3 şeyi kontrol ediyorum. Cep telefonu, evin anahtarı, cüzdan. Sizde de aynen işte mi? Yani. O yüzden cep cüzdan. Telefonu önemli yani. Evet dün Fatih güzel bir espri yaptı bu konuda. Süper gücünüz olsa ne olurdu? Ne anlamadım. Süper gücünüz olsaydı ne olmasını isterdiniz? Süper gücüm olsa ne olmamı isterdi? Ne olurduk? Abi ben görünmez olmak isterdim istediğim zaman. Neden? Neden? Yani şimdi... İzledin mi? Fatih esprisini izledin mi? Yok izlemedim abi. Oo. Sergen sen izledin mi? Ben şarkı çalarken, gitar çalarken kimi dinledim abi? Görünmez olmak isterdim abi.
Her erkeğin hayalidir dedi. Neden diyorum ben? Her erkeğin hayali deyince artık tamam. Anladık zaten olayı. Sen ne dedin? Aynen. Ya ben görünmezde hani aklıma kara kız gelmedi de abi. Yani böyle bazen hani bir yerde olmak istemezsin Atalay abi, anladın mı? Yani bazen bir ortamda olmak istemezsin. Mesela oralarda veya görünmez olup dinleyebilirsin mesela, hani istediğin zaman gidebilirsin yani. Bazen kaybolmak istiyor insan. O yüzden görünmezlik bence en güzel şey. Özel gücüm olsa görünmez olurdum. Abi akıl okumayı isterdim ya. Yani aslında bir nevi Cafer'le ben birleşirsek müthiş olur. Cafer görünmez olsa, ben akıl okusam yolumuzu hep buluruz abi. Yani hiç hata şansımız yok. Takma adınız var mı? Efendim? Takma adınız var mı? Ya benim zamanında hocalarım Zagor derdi bana. Savaşçıymış o da herhalde. Diğer türlü de arada Sabri diyenler oluyor. Yani bu ikisiydi yani. Sabri vardı. Genelde Sabri derlerdi bana. Sergen senden güzel bir çiftlik de herhalde. Kasap abi. Kasap diyorlardı hep. En çok kimle tanışmak isterdiniz? En çok kimle tanışmak isterdik? Hadi söyle. Yani abi gerçekten öyle bir düşüncem olmadı da. Vallahi yok ya kafamda biri. Ben öyle çok şeyler düşünmedim ama en çok kimle tanışmak isterdim dediğin zaman. Yok abi ya. Yani şimdi klasik şeyler söylemek istemiyorum, anladın mı? Hani yok yani. Benim tanışmak istediğim biri yok. Bana diyordun şununla tanışmak istiyorum diye. Vallahi ismini bile bilmem. Gözlüklü hatta. Gözlüklü mü? Evet. M ile başlıyor ismi. Aç oğlum aç. Sıkıntı yok. Mia Khalifa'ydı hani. Vallahi şimdi ilk defa senden duyuyorum. Yok abi vallahi özel bir tanışmak istediğim biri yok ya. Benim mi abi? Evet. Abi yani Scarlett Johansson olabilirdi. İsmini söyleyemesem de. o galiba abi ya. Yani kadın hep çocukluğumdan beri çok güzel gelir yani. Örnek aldığınız insan. Örnek aldığım insan mı abi? Evet. Doğru anladın değil mi? Evet. Evet. Yani örnek aldığım bir insan abi babam ya benim. Yani her zaman babam yaptıklarını takdir ederim. Yani inşallah ben de öyle olurum diyorum yani. Neyinden dolayı özeniyorsun babana? Abi babam asla yalanla dolanla işi olmaz. Neyse kendi zararı da olsa neyse onu söyler. Kimsenin hakkına asla girmez. Herkese adaletli davranır. Ve hani gerçekten kimden duyarsam duyayım, babam için hep bunları söylediler bana. Hani hiç kimsenin hakkını yedirmez. Her zaman adaletli davranır. Ve herkes tarafından da yani bu konuda hep babam için iyi şeyler söylediler. Hani ben de isterim arkamdan benim olmadığım ortamlarda hep böyle konuşulsun. İyi söylensin. Yani bu yüzden abi. Sergen. Yani... Abi aslında örnek aldığım birisi yok ya. Allah Allah. Yani vallahi örnek aldığım birisi yok yani. Daha çok ben kendi hayatımda abi yanlışları doğruları yaparak kendi kendime çözüyorum. Yanlış çok yaparım. Ama yanlışı bir kere yaptıktan sonra ikinci o yanlışı yapmam. Yani kendi kendime bir yol haritası çiziyorum ya. Yani kesin bu kişi olmak istiyorum diye bir şey diyemem. Ama tabii ki de ben her insan gibi, her çocuk gibi ben de babamı çok severim. Davranışları çok hoşuma gider. Ama hiç kimse bence dört dörtlük değildir abi. Örnek alınacak kadar değildir kimse. Hiç kimse. Yani herkes için bu böyledir. Bana göre. Bizi en çok ne kızdırır? Bizi en çok? Seni en çok ne kızdırır? Öfkelendir. Beni en çok ne kızdırır? Abi ben
normal şartlarda zaten dediğim gibi olaylara hep sakin kalabilen bir insanım. Çok nadiren kızarım. Abi ben arkadaşlarımın da hani bazı yalana çok kızarım ama hani arkadaşlarımın yalanları da değil. Yani onların da tabii kızıyorum ama ben abi hayatıma giren kişinin yani kız arkadaşım olarak bahsediyorum. Onun attığı yalanlarda kendimi çok zapt edemiyorum, tutamıyorum yani. Çünkü o bana ihanetmiş gibi geliyor. O zamanlar biraz şuurumu kaybedebiliyorum yani. Hani hayatıma girecek kişinin bana yalan söylemesi beni en çok kızdıran şey olur. Yani. Çünkü arkadaşlarım zaten bana yalanı söylüyorsa ya demek ki arkadaşım değilmiş deyip ona göre davranmaya başlıyorum. Ama diğer türlü farklı oluyor. Vallahi abi benim yalanla iftira abi ya. Yani hiç gelemediğim. Hiç de tahammülüm yok yani yalanla iftiraya. Bana insan açık sözlü olacak abi. Yani sallıyorum. Cafer bana bir hata yaptıysa gelecek. Diyecek kardeşim ben bunu yaptım. Olabilir yani. Bu olabilir ama ne zaman ki yalana başvuruldu, iftiraya, arkadan konuşmaya dönerse bu olay, orada benim için o kişi bitiyor abi. Herkesin kredisi var ama bunlara kredim yok hiç. En büyük hayal kırıklığınız nedir? En büyük hayal kırıklığım abi, gitmem gereken zamanlarda gitmemek. Yani vazgeçmem, hayatımla ilgili bazı konularda vazgeçmem gereken zamanlarda o biraz pişmanlığa giriyor. Ya hayal kırıklığı değil de pişmanlığa giriyor o biraz. Ben hayal kırıklığım o abi. Çünkü alabileceğim kararlar değişiyor. Hayatımla ilgili geleceğin değişiyor. Ve buralarda yanlış oluyor. Yani hayal kırıklığım oluyor. Keşke yapmasaydım diyorsun. Evet, pişmanlığa da giriyor ama en büyük hayal kırıklığım oydu abi. Yani keşke biraz daha kendimi düşünebilseydim diyorum. Evet. Kendimi düşünmeliydim biraz daha. Soruyu pişmanlık olarak değiştirelim o zaman. Sergen, en büyük pişmanlığın neydi? Abi en büyük pişmanlığım topu bırakmadan önce son sezonumda Siirt'e gitmemem. Siirt'te ikinci ligde oynayacaktım. Türkiye Kupası iyi para çıkmıştı. Gitmedim. Keşke gitseydim diyorum abi. Çünkü çok iyi fiyatlar kazanabilirdim paralar. Çok iyi yerlerde olabilirdim. Tabii kötü de olabilirdi ama o takıma da gidilirdi. Çünkü şu an bir Türkiye Kupası maçım, ikincilikte maçım gözükecekti. Piyasam da çok iyi olacaktır büyük ihtimal. Zaten ona da gitmeyince ben bıraktım. 2 yıl oldu bırakalı da. Şimdi de başlayamayız artık zaten antrenörlük yapıyoruz. Marka tutkunuz var mı? Marka tutkunuz var mı? Yok abi. Hatta ben tam tersi. Giydiğim kıyafette olabildiğince sadeliği tercih ediyorum mesela marka anlamında. Markanın gözükmemesi benim daha çok hoşuma gidiyor. Benim de yok. En sevdiğiniz film? En sevdiğim film mi? Evet. Yani benim şeydi abi, Şampiyon filmi. Bold Pilot. Güzel. Çok sevmiştim onu. Yeşil Yol abi. Yeşil Yol. Çok etkiliyor. Çok etkiliyor ama gerçekten güzel bir şey. Kitap okumaya fırsatınız olmuyor. Kitap okumaya fırsatınız oluyor mu? Benim var oluyor abi de okumuyorum. Ne kadar? Ben okuyorum abi. Okuyorsun. Ne okuyorsun Sergen? Ben futbol antrenörlük konularıyla ilgili antrenman metotlarıyla ilgili şeyleri okuyorum abi ya. Geliştirmek adına. Çünkü çok değişiyor antrenman metotları. Yeni yeni şeyler çıkıyor. Onları okuyorum. Hı-hı. Ama öyle çizgi dizidir, cartır cüktür hiç okumam. Şimdi dürüst bir cevap bekliyorum sizden. Mutluluktan ağladığınız oldu mu? Oldu abi. Ne zaman oldu? Hatta benim Instagram'da vardır. Çeyrek final. Rakip Fenerbahçe. Son penaltıyı ben atıyorum. Ve benim golüm olursa Antalyaspor olarak Fenerbahçe'yi çeyrek finalde elip yarı finale çıkıyoruz. Hoca da 5. penaltıyı bana vermiş, güvenmiş. Ben de çok dua ettim. İnşallah benden önceki kaçıran da Salih Uçan bu arada. O zamanlar altyapıdayız, jenerasyonda Fenerbahçe'de. Oğuzhan Mataracı falan vardı.
Recep Niyazlar. O da kaç Oğuzhan Matarazı benden önce kaçırdı. Benim penaltı gol oldu ve biz Fenerbahçe'yi elemiştik ve yarı finale çıktık. Yani Fenerbahçe'yi eleyen penaltıyı ben atmıştım ve bütün sahayı koşarak gözyaşlarıyla koşmuştum. Bunu videosu da ben Instagram hesabımda paylaşmıştım. Ha. Böyle güzel bir anım vardı 2013-2014 sezonunda Antalyaspor'da. Bütün sahayı böyle gözyaşlarıyla koşmuştum. Herkes sonra benim üstüme, tabii beni yakalayamıyorlar abi. Bütün sahayı son durdum artık. En son durdum. Durunca herkes üstüme atladı. Bayağı güzel, çok büyük bir sevinç yaşamıştık. Ergen? Abi valla Cafer konuşurken düşündüğümde benim hiç yok. Hiç yok. Yani mutluluktan ben gülerim abi. Ben çok gülerim. Yani ben gülerim, neden söyleyeyim yani. Şu anda yaptığınız iş dışında ne iş yapmak isterdiniz? Abi ben antrenörlük yapıyorum ama zaten ne iş yapmak isterdim değil. O istediğim işi yapıyorum. Köpek çiftliği istiyordum. Ve şu anda köpek çiftliği yapıyorum. Bununla ilgili güzel gelişmeler de yaptım kendime, YouTube kanalı gibi. Artık YouTube, biraz bir nebze de YouTuber olmaya başladım. Hem köpeklerimin videosunu çekiyorum, hem onlara bakıyorum, hem onları üretiyorum. En büyük benim hayatta en zevk aldığım iş buydu. Ama tabii ki futbol antrenörünün dışında yapılmıyordu. Ama artık ben onu bir iş olarak yapmaya başladım abi. Güzel paralar da kazanıyorum şu an. Sergen? Alsatçı abi. Alsatçı. İyi anlatır bu. Galeri, emlak. Adamları dolandırır bu işte. Ya, abi yalan dilimize yuva yapmış ya. Bak. Yaşayamadığın için pişmanlık duyduğun ne var demiştik. Herhalde sen Cafer kulüpten dolayı gidemediğini falan söyledin herhalde. Evet abi. Ben keşke yani o takımlara gitmek isterdim yani. Oralarda oynamak isterdim. Evet. Ama nasip olmadı. Sen Siirt'e gidemediğini falan söyledin. Aynen evet. Abi. Şu an sahip olmadan bir yeteneğe sahip olma hakkın olsaydı bu ne olurdu? Sahip olmadan bir yeteneğe sahip olma hakkın olsaydı. Eğer yaşantını arkadaşlarından biriyle değiştirme şansın olsaydı bu kim olurdu? Var mı öyle hayatını kıskandığınız veya kıskandığınız demenin o biraz kötü bir kelime oluyor. Ya keşke ben de böyle olabilseydim, böyle yaşayabilseydim. Bildiğiniz insan var mı arkadaşlarınızdan? Ben şeyle Emrak Baba ile birlikte oynadım abi. A2'de PAF takımda Antalyaspor'da. Yani Emre'yi oralarda görünce keşke ben de oralarda olsaydım dedim açıkçası. Galatasaray'da gördüm Emre'yi. Çünkü zamanında hani ben de gidecektim ya abi, yani 16-17 yaşında. Yani Emre'yi oraya transfer olduğunu görünce Emre'nin keşke dedim hani ben de oralarda olabilseydim dedim yani. Hı-hı. Diğer evet. Soru neydi bundan önceki? O soru geçiştirdim ben. Tamam. Sergen? Abi düşünün de benim arkadaşlarım hiçbirisi bir yere gelememiş. Değiştiremedim. Yarım saattir ünlü birisi Abi Emre Akbaba diyor, ben hiç kimseyi bulamadım. Şimdi burada da yalandan Ozan Tufan'la falan arkadaştık. Kanki dikmek istemedim. Yalan atmayayım dedim. Hayatta bir sloganınız var mı? Bir sloganınız var mı? Benim var abi. Anı yaşa. Neden? Çünkü kimin ne zaman öleceği, yarını görüp göremeyeceği hiçbir zaman belli olmayan bir hayatta eğer sen anın mutluluğunu yaşayamıyorsan pişman olursun. O yüzden her zaman o an seni ne mutlu ediyorsa onu yaşamaya çalışmalısın. Anı yaşa yani. Ergen? Asla pes etme abi. Hep bir umut vardır. Aynen öyle. Sonrasında tekrar bir Golden League'e dönelim. Golden League'de bir takım kuracak olsun. Nasıl bir takım kurardınız? Zaten. Abi ben eğer bir Alsat takımı kuracaksam transfer yapacağım İlk mevkilerden bir tanesi ve en iyisi kaleci olurdu. Bence bir halı saha takımında takımı takım yapan kalecinin kurtarışlarıdır. O yüzden arkadaşlarını buldun mu? Burada. O yüzden bizim ev kalabalık biraz abi. Biz kalabalık bir aileyiz. Neyse
kaleci benim için en önemli mevki. Ondan sonra stoperime hem hava hakimi Golden'ı oynadığını gördüm. En iyi kaleci. Golden League'de oynadığını gördüğüm en iyi kaleci Kenan ve Azat ya. Yani bizim takımda oynayan Sezer abi var ama o çok bilinmediği için onu söylemiyorum. Sezer'i biliyorsun değil mi? Sezer Yılmaz'ı. Yani bence o ikisinden de iyi. Az çok da maçtan izledin. Sezer abiyi ben söyledim zaten Niker abiye. Lan niye delirdi ama oyuncu çağırmışım ha. Yani... İşte, kendini nereye yazıyorsun? Efendim abi? Kendini nereye yazıyorsun? Kendimi mi? Ya, mevki olarak mı? Mevki evet, olarak evet. mı? Düşündü. Kendini düşünemiyor adam abi. Kendini düşünemiyor da. Hayır kendini nereye yazıyorsun deyince hani onu biraz idrak edemedim. Abi ileri uç hariç her yere yazabilirim. Çünkü Lors'taki stoper performansını biliyorsun. Lors'ta gerçekten iyi bir stoper oynadıştım. Aynen. Liderlerde ön libero'da fena değildim. Sağ bekine yani bir adam koyadı. Efendim? Sağ bekine bir adam koydu. Yani seni stopere yazdık. Sağ bekine bir adam koy bakalım. Sağ beke bir adam koy. Yani sağ beke kimi koyarım abi? Bu şeydeki çocuk güzel ya. Mokka'daki. Sağ beke kimler onlar da? Akan Spor'da mı? Mokka'da mı? Bize son dakika gol attı ya abi. Çocuğun adı neydi ya? Mokka'nın abi. Sabik var ya bir tane. Murat Artış mı? Murat ha Murat. Aktif hareketli çocuk. Teknik kapasitesi de fena değil. Sol beke. Sabik oynamıyor mu? Ney? Sol beke kimi koyuyorsun? Sol bek'e kimi koyardım abi? Sol bek'te kim vardı öyle ya? Eray var. Yani Eray olabilirdi yani. O iyi zamanlarında evet Eray. Ama şimdi biz Eray'la genelde ofansif oynadığımız için. Ama Eray'ı koyardım ya. Eray olurdu. Şu an aklıma sol bek gelmedi açıkçası. Biraz yokluktan dolayı Eray'ı koyuyorum abi bu arada. Orta sahaya yaz bakalım kimleri yazacak. Abi orta sahaya yazarım işte. Yani orta sahada kesinlikle bir Ulaş yazardım abi ben. Evet. Bu Ulaş yani her türlü o top kalitesini belli ederdi. Ulaş'ı kesinlikle yazardım. Ersoy bankolarımdan bir tanesi olurdu. Ersoy Ulusoy. Diğer yani Golden League'de oynayanlardan bahsediyoruz. Az çok oynayan takımlardan. Bir de yani kimi yazardım orta sahaya? Umut. Bir efendim abi Umut. Ya Umut'u yazardım ama şimdi şöyle Ersoy ve kimi yazdık yani Ulaş olduğu için Umut ekstra kaçardı benim takımımda. Umut tabii ki iyi oyuncu ama mesela bir Ulaş olmasa Umut olurdu veya bir Ersoy olmasa Umut olurdu onlara göre ama ben Ersoy ile Ulaş'ın yanına bir tane her an kilit açabilecek her an bir şeyleri takım çok kötü oynasa bireysel yeteneğiyle çözebilecek bir Muhammed Uçar'ı yazardım abi. Forvet'e kimi yazdın? Kılıç. Abi Forvet Recep abi ya. Yani Kılıç da oynuyor tabii de Recep abiyle Kılıç arasında giderdim. Çünkü ama Recep abi Kılıç'a göre biraz daha savaşçı bir oyuncu. Ben Recep abiyi yazardım. Evet. Çünkü son vuruşları gerçekten Recep abinin iyi yani. Sergen. Abi kalede Azat, savunma üçlü Fatih Karaağaç, Ekrem bizim Eko ve Tunağan üçlü koyardım. Ama çıkmalarını istemezdim. Stoper koydun ya. Efendim? Üçlü stoper koydun. Bu adamlardan kim çıkacak dışarı ileriye? Ben çıkartmayacağım. İlerideki adamları çok sağlam yapacağız abi. Hadi bakalım. Bir kere çok sert ve ayağa çıkabilen bir üçlü kurduk oraya. Oraya bir duvar kurduk. Evet. Uzaktan Azat yemez. Onların hemen önüne kendimi yazıyorum. Oho. Tabii. Ne oldu? 4. Bu takım gol yemez abi. Bu takım gol yemez. Şimdi ileriki hatta
sol sağ açık koyacağız şimdi. Abi bir kere Ersoy'u kesinlikle koyardım. Ersoy. Öbür tarafa şu an düşündüm. Abi Süleyman Karaağaç olabilirdi ya. Ama eski Süleyman. Yani şu anki Süleyman değil, eski Süleyman. Yaratıcı, eskiden daha böyle bir iştahlıydı. Şu anda ben o Süleyman'daki o şeyi görmüyorum. İleride Recep abi. Ama bu takımın fizik kalitesi de çok yüksek oldu. Evet. Aynen öyle oldu. Herhalde iki saattir falan konuşuyoruz. Son sözlerini. Evet abi. Beni yarım saat diye kandırdın. Evet. Ligle ilgili bir de benle de ilgili bir şeyler sallarsanız sevinirim. Bunun için para alacak mısın? Aynen. Sizi meşhur edeceğim. Neyse abi, dediğim gibi hani ben konuşmanın başında da söyledim. Gerçekten Antalya'da 4-5 tane turnuva var. Ama diğer turnuvalar biraz da bana saçma geliyor. Neden saçma geliyor? Onlardan da kısa bir bahsedeyim. Ya şimdi maç oynuyorsun. Vay efendim 10 maç oynayınca şu kadar puan alıyorsun. Vay efendim 10'la oynarsan şöyle B grubu, C grubu, A grubu, kırmızı, pembe. Bunlar benim gibi düz adama ben sevmiyorum. Golden League'de belli. 10 takım var, 12 takım var. Kardeşim rövanşta oynuyorsun. Maçın şu gün lig usulü olması bir kere gayet güzel. Eleme usulü değil, lig usulü. Yani puan alıyorsun ve strateji yapıyorsun. Bunu yenersem şöyle olur, bunu yenmem lazım. Haftaya şu takım maçı var, bu takım maçı var. Golden League biraz daha bana göre şeffaf ve sade bir lig. Ben seviyorum sadeliği. Dediğim gibi hani bunu da senin eşliğinde güzel yönetiliyor zaten. Senin de Golden League'e gerçekten büyük katkıların olduğunu düşünüyorum. Hani başkası yapabilir miydi? Zor çünkü sen bu işi yıllarını vermişsin. Çok büyük bir tecrübeye sahipsin turnuva konusunda özellikle. O yüzden Golden League'i kaldırabilecek Antalya'da nadir insanlardansın. Gerçekten güzel bir lig. Sorunsuz bir lig en başta. Kuralları net. Maçları net. Fikstürü net. Şampiyonlukları net. Her şey belli abi. O yüzden bak araştırabilirsin. Golden League dışında hiçbir turnuvada oynamadım. Yani oynadım ama önce oynadım yani. O yüzden oynadığımda en zevk aldığımda Golden League'ti. Bunu samimi söylüyorum yani. Şu an orada röportaj yapıyorum diye değil. Başka turnuvalarda oynamadıklarımı da görürler yani. Aynen. Benim düşüncelerim bunlardı. Abi açıkçası ben diğer turnuvalarda da oynadım. Oynadım ama yani bu kadar rahat ve düz. Ya gerçekten orası halı saha abi. Seninki bir lig maçı, orası halı saha. Ben orada stoper oynayıp sezonu 30 golle bitiriyorum. Burada sağ bek oynadığımda sezonda 3 gol atsam öpüp başıma koyuyorum. Ayrıca fikstürlü olması ve sen abi 2000 bilmem kaçlardan beri bu işi yapıyorsun. Diğer turnuvalar sonradan çıkmış turnuvalar. Daha toy. Sen bu işin Süleyman Sebas'ın diyebilirim yani. Ve artık tüm sistemin oturmuş. Hakemlerin belli, tahkim kurulun, ceza kurulun, o bu, fikstürün her şey belli olan çok güzel bir lig. Senin bu işe nasıl emek harcadığını çok iyi biliyorum. Belki yengeye ayırmadığın zamanı bir pazar günü gezmek yerine sen bu işe kafa yoruyorsun. Günde 2 saat uyuyup işe gidiyorsun, tekrar bu işe geri dönüyorsun. Senin yaptığını başka kimse yapamaz abi. Yani bir uğraşır, iki uğraşır, 5'te kaliteyi düşürür, 6-7'de hiç yapmaz. Sen yıllardır bu işin içindesin. Bu da senin kalitene bence gayet iyi açıklıyor. Ve aile gibisin abi. Ben seni gece 2'de abi zora düştüm şuradayım desem sen gelirsin yani. Sen tek benim için değil, herkes için bunu yaparsın. Oynayanlara değer veriyorsun. Para olarak görmüyorsun. En büyük özelliğin bu. Vallahi ne güzel oldu. Ne güzel sohbet oldu. Görgül Samat'ın bu üçlüden güzel sohbet çıktığını zaten inanıyordum. Öyle de oldu. Saat 12 olmuş. Ağzınıza sağlık. Çok güzel kaldı. Sağ ol abi.
Bir an önce de bunu paylaştım. Benim en büyük kazancım paradan ziyade sizin gibi güzel insanlar burada tanımak. Tanımaya da devam edeceğim. Sizlerle yan yana gelmekten hakikaten büyük haz ve mutluluk duyuyorum. İnşallah şu pandemi, lanet pandemi bir an önce biter de birbirimize doyasıya sarılırız. Bana göre değil evde tutmak. Ben koşturmam gerekiyor. Sizleri yormam gerekiyor. Sizler beni orada görünce abi nasılsınız demeniz, nasılsınız demeniz bile bana yetiyor. Hepinizden Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Hepinize sağlık. İnşallah tekrardan görüşürüz. Allah'a emanet olun. İnşallah abi. Sağ ol abi. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz.